Herkese merhaba, açık ve net başladı. Bugünkü konuklarım Ahmet Nesin ve Sait Sefa. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi siyasi pek çok gündem başlıkları bizi bekliyor. Ha, bu arada unutmayalım, şu likelama ve yorum yazma mesajını tekrar söylemiş olayım. Pek çok başlıkta siyasi konularda bizi bekliyor ama son dakika iki başlık var. Önce onları bir konuşalım, arkasından diğer başlıklara gidelim. Bu 6 Şubat depreminin yıl dönümü yaklaşıyor. Yaklaşınca da bir tartışmayı alevlendirdi. Murat Kurum bir televizyon kanalında 130 bin depremde 130 bin canımız gitmişti deyince kıyamet koptu. Vay efendim, işte gerçek rakam bu. Daha sonradan düzeltme yaptı. Hayır dedi, bu Cumhuriyet tarihi boyunca bu ifade ettim. Daha sonra Ali Yerlikaya da bugün işte son dakika açıklamasında açıkladı. Dedi ki 53.537 kişi öldü dedi. 107.213 kişi yaralandı ve 38.901 bina yıkıldı dedi. Şimdi bina başına 1.4 kişi ölmüş gözüküyor. Daire başına değil, bina başına. Siz işkillendiniz mi bu yıl dönümü vesilesiyle Murat Kurum'un bu açıklaması, 130 bin demesi, arkasından bu yok, bu Cumhuriyet tarihi falan demesi, ilk söz kimin olsun? Büyükler önden. Evet, Ahmet Nesin. tövbe de, yani bu hükümetten işkillenilir mi? Tam işkillenmeyecektim esasında. İçişleri Bakanı açıklama yapınca işkillendim. Bunu ilk defa yapmıyorlar. Bütün Cumhuriyet tarihinde saklanan bir şey. O yüzden Cumhuriyet tarihinde depremde yaşamını yitirenlerin gerçek rakamı açıklansa çok ciddi bir felaket ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ama daha önemlisi, bunu çok yeni yaşadık. Biz Covid'de yaşadık. Covid'den hastaneye almadıklarını, hastaneye alacak kadar Covid'li olmadıklarını söyledikleri evlerde yaşamlarını yitirdiler. Ama onlar işte gripal enfeksiyon, işte ne bileyim ben, zatürre, zartsurt, buna benzer şeyler, pardon, zartsurt bu arada tehlikeli bir sözcük. Niye ya? İşte Fatih Altaylı bir zartsurt. Ha, o bağlamda. Covid'de aynı şeyi yaptılar. Covid'de de, ve Covid'dekini açıkladılar. Yani Covid diye hastanede yatıp da ölmeyenleri Covid diye geçmediler kayda. Aynı şeyi depremde de yaptılar. Ben bunu programını depremin daha başlangıcında yaptım ve söyledim. Yani sayı saklanıyor. Ya bu 130 bin değeri, Murat Kurum'un sonradan düzelttiği, Cumhuriyet dönemi boyunca dediği 130 bin değeri gerçekten olmuş olabilir noktasındasınız siz, öyle mi? Ben 130'u da geçtiği noktasındayım. Evet. Yani Murat Kurum'un açıklaması resmi 130'sa, esas onların açıkladığı resmi 130'sa bence sayı 200 bin civarı falan. Sayın Sefa, şimdi ya, bak bina başına 1.4 kişi ölmüş oluyor resmi, bu adamların bize vermiş olduğu, Ali Yerlikaya'nın, bakan Ali Yerlikaya'nın verdiği rakam 38.901 bina yıkılmış, 53.537 kişi ölmüş, hesapladığında bina başına, daire başı değil, bina başına 1.4 kişi, hani bu biraz akıl alır gibi de değil aslında. Ya da binaların 4/3'ü boşmuş yani. Ya şimdi yani işkillendiniz mi diye soruyorsun ya, işkillenmiyorum ben. Hiç işkillenmiyorum çünkü yalan olduğunu biliyorum. Yani bir şüphe, işkillenmek şüphelenmek demek. Yani yalan olan bir şeyden insan işkillenmez. Yalan yalandır yani. Bu kadar nettir. Net bir yalan var ortada. Zaten hani bina başına böyle bir şey mümkün değil. Bir de bizim oralarda hiç mümkün değil. Doğu Güneydoğu'da oldu depremin ana bölgesi. İşte Diyarbakır, Adıyaman, Maraş. Oralar oldu. Orada nüfus yoğunluğu fazladır. Çocuk sayısı fazladır. Yani en az 3 tane çocuğu vardır insanların. Ki benim bildiğim, yakın tanıdığım Maraş'tan, Adıyaman'dan, yani özellikle burada mesela Maraş Pazarcık ilçesi çok ciddi anlamda depremde neredeyse merkez üssüydü. Buran Kanada'nın, yani Toronto'nun iltica edenlerin çoğu Pazarcıklı zaten yani. İnanılmaz Pazarcıklı nüfus var burada. Çok fazla var. 30 yıldır yani buradalar. Buradaki insanlardan yakınları ölmeyen yok.
Vefat etmeyen yok yani ve her kişinin buradaki her insanın neredeyse 3-4 yakını vefat etmiş. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Mümkün değil zaten. Hani 30 bin, 38 bin bina diye açıkladığınız zaman artık bunun bu rakamı 53 bin diye açıklamanız komik kaçar. Ama bu kadar bir büyük bir yalanı insanların gözünün içine bakarak söyleyebiliyorlar. Hı hı. Şimdi siz demokratik olmayan bir ülkede yaşarsanız, hakkınızı, hukukunuzu doğru düzgün savunamazsanız, bir despotizm hüküm sürerse ve o despotizm iktidarını muhafaza etmek adına her türlü yalanı size söylerse ve sizin gözünüzü boyarsa ve algılara alışırsanız, o zaman siz işte böyle ölülerinizi bile bulamazsınız yani. Evet. Ve meclisteki soru önergesini reddetmişti. Konu şu idi, soru önergesi. Kayıp çocuklar ve bebeklerle alakalı soru önergesi araştırılmasını AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti. Şimdi bu ara başlıktı. Erkan, bunun nedenini bilmek nedir? Ya da araştırmak gerekiyor. Neden? Yani devletin böyle bir şeyin sayıyı az açıklamakla, depremdeki sayıyı az açıklamakla ne gibi bir avantajı olur? Yani çünkü infiali önlemek değil mi? Yani bir infial ya. Bir infial önlemek var, bir de şu var yani ihmalin ne kadar büyük olduğunu bir şekilde örtmeleri gerekiyor. Nihayet İhmalin büyük mü çıkıyor? Tabii. Tabii yani 50 bin ölüde bile ihmal olduğu apaçık ortada. Ama 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği ve bina sayısını 38 bin diye tuttuğun zaman devlet olarak yapacağın bina 38 binde kalıyor. Ve bunun ben altından kalkabilirim rakamına getiriyorsun sen. Öbür türlü 120 bin binaya geliyor ki iş, bu benim altından kalkamayacağım, devlet olarak kolay kolay altından kalkamayacağım, söz veremeyeceğim ve versem bile tutamayacağım bir şey anlamına geliyor. Devlet burada bu üç kağıdı yapıyor esasında. Belki de. Peki şimdi yerel seçimle ilgili sıcak gündeme girmeden önce bir son dakika bir ara başlığımız daha var. Suudi Arabistan'la kriz çıktı yine Süper Kupa. Yapılamayan Süper Kupa finaliyle alakalı Said Sefar. Şimdi Kanada'dasın, sabah saatleriyle belki haberi görmemiş olabilirsin. Suudlar paramızı geri istiyoruz dedi. Yok, gördüm. 4.5 milyon euro. Said Sefar ne diyorsun? Ya kulüplere para Süper Kupa öncesinde anlaşılmış ve para verilmiş. Bir de Türkiye'de olaya bakış açısı çok saçmaydı. Neden Arabistan'da oluyor falan bu tartışılabilir ama neden başka bir ülkede olur diye tartışılır. Neden Arabistan'da diye tartışılması çok abes. Çünkü mesela İspanya Süper Kupası bile Suudi Arabistan'da oldu. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve de Getafe'ydi sanırım. Paralarını ceplerine koydular gittiler. Gittiler oynadılar. İngiltere'de oynuyor Süper Kupa yani. Param şeyle oynanan bir şey ve hatta biraz daha şey de sayılması lazım bunun. Hani gerçekten hani Suudi Arabistan üzerinden uluslararası tanıtım mı olur canım? Futbolda olur. Yani başka şeylerde olmaz ama futbolda olur. İnsanlar döner bakar. Arabistan'da ne oynuyor? Arabistan hangi Süper Kupayı satın almış diye bakıyorlar. Çünkü Arabistan'ın artık futbola para yatırma noktasında bir şeyi var, popülerliği var, algısı var. Şimdi Süper Kupa rezaleti, süper rezalet demiştim ben ona o zaman zaten. Çünkü Kulüpler Birliği, daha doğrusu kulüplerin başkanlarıyla, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanıyla, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı herhangi bir şekilde görüşmeden, sözleşmenin detayına vakıf olmadan başkanlar Süper Kupa'ya imza atılmış. Yani ne yapılacak, ne edilecek, ne konuşulacak belli değil. O yüzden zaten o son gün problem çıktı, kriz çıktı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu başkanı sözleşmenin içeriğiyle ilgili kulüp başkanlarını uyarma ya da kulüp başkanlarıyla bilgi paylaşma tenezzülünde dahi bulunmamış. Yani bunda bile bulunmamışlar. Ayrıca hani birçok Avrupa ülkesinde de başta Almanya olmak üzere oynamak istemişler. Almanya, İngiltere'de Süper Kupa'yı oynamak istemiş Türkiye Futbol Federasyonu. Almanya ve İngiltere müsaade etmemiş. Yani bu oynayamazsınız ve gerekçe olarak da güvenlik gerekçesini göstermişler. Bir de böyle bir itibarsızlık da söz konusu. Neyse işin özeti, Türkiye Futbol Federasyonu herhangi bir şey paylaşmadan, bilgi paylaşmadan iki büyük kulübü orada o şekilde organizasyonun içerisine dahil ediyor. Paralar tabii alınması tabii tatlı geliyor kulüplere. 4.5 milyon euro. Efendim?
4.5 milyon euroyu Suudlular peşin ödemişler. Bu hem TFF'ye ve şeye paraları yatmış bankalara ve bu da şeyle alakalı, kulüpler de borç yapılanmasıyla alakalı bankalara bloke edilmiş bu para. Bu para, bankalar bloke etmiş bu parayı. Şimdi kulüpler bu parayı ve federasyon ceplerinden çıkarıp tamamını vermek zorundalar Suudi Arabistan'a. Galatasaray ile Fenerbahçe ve bir iki daha kulüp var. Bunlar bloke edilmiş değil de bunların şöyleydi. Bankalarla anlaşma sağladılar, anlaşma yaptılar. O anlaşmaya göre bir nevi bankalar onların gelir giderlerini denetleyecekti. Yani bir nevi kayyum atamış gibi olmuşlardı kulüplere. Çünkü o borcun çok büyüklüğü söz konusuydu. Şimdi bu da bir gelir. Gelir kalemini dolayısıyla bankalar almış oluyor. Kulüplere veriyorlar o parayı ama bloke ederek, bloke etme nedenleri şey değil. Banka bunu alıyor, vermiyor o şekilde değil. İlgili ve gerekli yerlere kullanılsın diye kulüplere veriyor. Borç yapılandırmasıyla alakalı. Evet, yapılandırmayla alakalı bir durum söz konusu. Orada normal bir durum yok. 4500 euro bize çok. Kulüplere çok değil. Kulüpler işte şeyin, Icardi'nin işte 4.5 milyon euro, Icardi'nin işte 6 aylık maaşı. Aha. Yani 6 ayına denk geliyor. Yani yılda 10 milyon euro alıyor. 5 aylık maaşı. Yani çok para değil bu para. Bu parayı neden bu vermediler, neden ödemediler? Asıl mesele o. Yani Futbol Federasyonu'yla kulüpler arasında demek ki bir problem var. Yoksa paranın meblağı çok büyük değil. Evet. Ahmet desin, yani bu çok konuşuldu, tartışıldı. Riyad'dan kavga, gürültü, bağırış, Türkiye kıyamet koptu. Neyse, bu Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe Suudi Arabistan'a teşekkür edip geri geldiler. Teşekkür ettirip geldiler. Ulan niye bu kıyamet koptu o zaman? Hadi şimdi 4.5 milyon euroyu adamlar kardeşim ödeyin diyor ya. O zaman sözleşmenin haklı tarafı o zaman Suudlular. Şimdi işin detayını bilmiyorum ama biraz kendimce mantık yürütmeye çalışıyorum. Böyle bir anlaşmada anlaşma büyük bir olasılıkla uluslararası platformda işte Suudi Futbol Federasyonu'yla ya da Spor Bakanlığı'yla Türkiye Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu arasında yapılmıştır. Yani Suudiler hem Futbol Federasyonu'yla bir anlaşma yapıp Fenerbahçe'yle ayrı bir anlaşma, Galatasaray'la ayrı bir anlaşma yapmış olamazlar gibi geliyor. Uluslararası platformda işler öyle yürümez gibi geliyor. Yani Fener'e ayrı para, Galatasaray'a ayrı para, federasyona ayrı para diye yürümez. Federasyon almıştır bu parayı ve Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a yaptığı anlaşma bazında para vermiştir büyük bir olasılıkla. O yüzden Suudi Arabistan Fenerbahçe ve Galatasaray'dan direkt para isteyebilir mi bilmiyorum. %20 zannediyorum TFF'ye, geri kalan efendim? Kısmı iki kulübe paylaştırıldı o paranın. Ama bunu Fenerbahçe ve Galatasaray muhatap olarak TFF'yi görür. Suudi Arabistan'ı görmez. Parayı büyük yolsuzluktan oradan almıştır. Yani o yüzden Suudi Arabistan da kulüpler değil muhatabı. Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Doğru. Evet. İşte öyle olduğu için benim tahminim de öyleydi. Öyle olduğu için Futbol Federasyonu ya o parayı geri alacak ya da işte bir şeylerden dolayı kulüplere para veriyor. Oradan kısacak ileriki tarihlerde ve Arabistan'a bu parayı ödeyecek. Bana ilginç gelen şu, ben İspanya'nın da geçen hafta maçı oradaydı. Bana para için bu kadar şey yanlış geliyor. Bunu bir dakikalık bu short programlarda da yaptım ben. Belki de tek yapanın bendim, yani Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimi buna hayır demeli diye. Orada şunu söyledim. Yurt dışında bu tip kupaların oynanmasını bir tek Türkiye açısından Almanya ve Fransa'yı makul görebilirim. Çünkü birinde 3,5-4 milyona yakın, birinde de 1 milyona yakın Türkiye'li var. Orada ciddi bir şekilde taraftarlar var. Senede bir maçı da işte böyle madem derbi maçı, bunu orada seyretme şansı verilebilir diye düşünüyorum. Onun dışında başka bir ülkede, İngiltere'de de
Az sayıda Türkiye'li yok. Orası da belki olabilir ama Almanya ile İngiltere reddediyor. Sadece İngiltere değil, Almanya da reddediyor. Evet. Onun dışındaki ülkelerde senin de dediğin gibi, yani Fenerbahçe, daha doğrusu Said'in dediği gibi, Fenerbahçe için çok da ağım şağım olmayan bu paraları Suudi Arabistan'dan almak gibi bir derdi yok yani. Hele Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon akıl almaz bir transfer yapmış ve satabilecek çok ciddi pahalı oyuncuları varken 4 milyonu ikiye bölsen 2-250 bana makul gelmiyor. Bu başka bir politik oyun var işin içinde diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin forma satışı bile akıl almaz bir rakam mesela. Peki daha henüz Süper Kupa maçının finalinin nerede olacağına dair henüz bir bilgi yok. Karar verilmedi. Bakalım ne olacak. Neyi bekliyorlar? Uzayda düşünüyorum. O 4 bulamadı. Uzaya versinler. Orada. Ama Alper Gezer Avcı bugün ayrılıyor şeyden. Uzay i̇şte onun üstünden. Yedeğe de gerek yok çünkü yorulmazlar uzay boşluğunda. Fazla yorulmazlar. Offside kaldıracaksın. Abi topu bir vurdu mu galaksinin öbür tarafına gider. Topu nasıl toplayacaksın daha? İşte maç bitti. Şimdi neden şey yapamıyorlar? Çünkü fikstür çok sıkıştı. Ligleri, özellikle ligde çok fazla takım sayısı var şu anda. Bir de Avrupa Kupaları oynuyordu büyük takımlar. Öyle olunca fikstür çok sıkıştı. İşte maçlar ertelendi. Hakem yumruklama olayından ötürü maçlar da ertelendi. Yani şu an 3 günde bir, 4 günde bir takımlar maç yapıyorlar. Onun için bekliyoruz. Eskiden, tabii eskiden sezon arasında en azından bir 15 gün dinlenme vardı. Futbolcuları dinlendiriyorlardı. Onu da yapamadılar. Öyle olunca şimdi bir fikstür sıkışıklığı var. Diğer bir taraftan aslında asıl önemli konu şu anda Türk futbolunun içinde bulunduğu rezalet durum. Yani herkes şikayetçi ama herkes. Yani hakemler şikayetçi, spor yorumcuları şikayetçi, kulüpler şikayetçi. Şikayetçi olmayan tek bir kişi yok büyük ölçüden. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan atanmış bir başkan. Her yere atanma olduğu gibi orada da atama var. Liyakat esas alınmadan, torpille esas alınarak, sadece tanışıklık esasına göre hareket edilirse ve bizdendir diye atamalar yapılırsa her yer bozuluyor. Böyle orası da Türkiye Futbol Federasyonu'nda şu anda futbolu inanılmaz derecede kötü yönetiyor ve bu hale gelmiştir. TFF açıklama yaptı ki, dün gördünüz mü? Var, kayıtlar açıklanacak, açık olacakmış bundan sonra. Evet. Esas açıklama bugün Ankara Gücü'nün hakemi yumruklayan eski başkanından geldi. Ya benim geyiğimi patlatıyorsun abi ya. Hay. Benim geyiğim de o ya. Söyle ama. Söyle. Türkiye'de futbol kültürü yok demiş. Boks kültürü var. Yani. Boks kültürü var. Boks kültürü. Peki siyasete girelim. Politika, sıcak gündem, yerel seçimler. İyiydi böyle mi? Ha, iyiydi değil mi? Aslında futbol güzel aslında o konu. Futbolu da takip ediyoruz. Ben de takip ediyorum. Şimdi yerel seçim mi? Bir heyecan siz gözlemliyor musunuz? Yani vatandaşın derdi seçim mi, geçim mi? Vatandaşta olmasını bırak. Bence sanki Ekrem İmamoğlu haricinde kimse heyecanlanmıyor gibi bir soru şimdi. Çünkü Erdoğan heyecanlanmıyor. Erdoğan heyecanlanmayınca seçmen de heyecanlanmıyor. Abi niye heyecanlanmıyor? Erdoğan kıpır kıpır. Yani orada burada adaylarını açıklıyor bilmem ne. Yani adaylarını açıklıyor ama eskiden böyle miydi Erdoğan? Yani öyle açıklıyor, el sıkıyor. Ne yapsın daha ya adam? Ne yapacak daha? Ne yapacak? Hayır, daha bir heyecanlı konuşurdu falan filan. Daha bir nasıl söyleyeyim, yapılacak şey. Erdoğan'ın yapacağı şey kalmadı ve açıklayacağı şey kalmadı. O yüzden Erdoğan son 10 yılını, ilk yıllarını bir kenara koy. Şöyle söyleyeyim. Erdoğan'ın iki dönemi var. Yapacağız deyip de bir kısmını gerçekten yaptığı. Doğru yanlışı söylemiyorum çünkü inşaat yaptı, başka bir şey yapmadı. Bu ayrı bir tartışma. Ama yapacağız dediği ve yaptığından konuştuğu ve bu da heyecan getiren. Çünkü yapıyoruz, bak gördün mü? Müteahhit burada,
5 yıllık anlaşma yaptık, 3 yılda bitireceksin değil mi? Evet bak söz verdi, 3 yılda bitecek deyip o 3 yıl sonra o yolların çöktüğünü gördük, ayrı mesele ama. İşçi ölümleri de işin bir başka boyutu. Tabii tabii. İşçi cinayetleri. Bu saçmalıkların hepsini yaşadı Türkiye. Fakat o olay bittikten sonra yaptığa geçti. Yaptık. Yaptık da heyecan yok. Yapacağız da heyecan var. Yani bu bütün işlerde böyle değil midir? Hı hı. Şampiyon olacağız dersin. Madem futboldan başladık, şampiyon olduk. Aynı heyecanla anlatamazsın ikisini birden. Ve bu seçimlerde o heyecanı göremiyorum diyorsun yani Ahmet Nesin. Hayır, Erdoğan'da yok. Erdoğan'da olmayınca. Çünkü Erdoğan'da heyecan niye yok? Erdoğan bir sürü yeri tekrar kazanamayacağının farkında. Erdoğan'ın rakibi sadece CHP, Ekrem İmamoğlu falan filan değil. Yeniden Refah diye ciddi bir şey geliyor. Yani benim hep söylediğim şu var. Bilmem programlarımda dikkat ettiniz mi? AKP'nin tabanı yok. O taban Saadet'te ve Saadet'le beraber Yeniden Refah'ta kitle. Yani ne diyeceğiz buna? Muhafazakar Müslümanlar yani. Siyasal İslamcılar. Dinciyle dindar arası insanların bulunduğu taban bu iki partiye odaklanmış durumda. Bazen onda fazla, bazen bunda fazla, bazen ikisi bir arada onlarda. O taban hiç oradan gitmiyor. O tabanda hep belli bir sayısı var. Aynen MHP'nin hiç düşmediği gibi. İYİ Parti'deki başında birkaç tane ülkücü olabilir ama taban ülkücü değil. Ülkücü taban hala esas, ana taban hala MHP'de olduğu gibi. Şimdi Erdoğan Yeniden Refah gibi %2,5-3 belki belediye seçimlerinde 5 diye tartışılan bir partiye yalvarmak durumunda kaldı. Şimdi daha karar verecek. Şu yayını yaptığımız şu saatlerde henüz açıklama gelmedi Yeniden Refah Partisi'nden. Ama ilginç bir şey. Sabah ben izledim ve çok şaşırdım. Erbakan büyük bir olasılıkla bunları çok iyi hesaplamış. Yarın görüşme olacaktı. Görüşme öncesi açıklama yapacaklar. Demek ki görüşmeyi ciddiye almıyorlar ya da feshettiler. Evet, peki. Erdoğan'da bu heyecan olmayınca muhalefet kanadında da belediye seçimlerinde bile ittifak yapan gruplar hepsi kendisi biz ayrı aday çıkartacağız diye başlayınca muhalefetin de yani şimdi altılı muhalefetin beşinin bir yerde seçim kazanma olasılığı var mı? Çok zor. Yok. Niye heyecan olsun? Bir tek Meral Akşener de var. Yaptıklarını açıklıyor o işte. Bir tek benim açıkladığım, birkaç programda söylediğim bir Kürt, Alevi ve Dersimliği seçtirmez Meral Akşener diye bunun üzerine bu grubun içerisine girdi ve sokuldu derin devlet tarafından dediğim olayı Ayşenur Aslan önceki gün bir duyum olarak açıkladı mesela. Ama bir iddia bu şu aşamada. İddia mutlaka iddia ama siyasette bu duyumlar üzerine, iddialar üzerine yapılıyor. Şeyde mesela... Daha henüz bir reddiye gelmedi. Yani şeyden, ben duymadım. Meral Akşener ya ben bu lafı etmedim gibi bir şey duymadım. En azından yayına gireseye kadar. Hayır demedi. Ama bu duyumdan çok daha gerçekçi. Neden? Kılıçdaroğlu'nun Burak Dersimli ve Kürt olmasını, Aleviliğini İYİ Parti söyledi. Saadet söyledi. Ahmet Davutoğlu söyledi. CHP'nin içinden söyleyenler oldu. Yani negatif anlamda. Negatif anlamda tabii. Dur, yani, Said Sefa düştü. Sen de. Evet, dediğim gibi bir tek İYİ Parti'de biraz heyecan var. O da ne heyecanı? Meral Akşener
hem yaptıklarını hem yapacaklarını hem de başına geleceklerini hesaplıyor. Çünkü oylarımızın altında oy alırsak ben genel başkanlığı bırakacağım diye çok da böyle esaslı bir cümle kurdu. Bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyorum ama büyük riskli bir laf bu. Yani bu lafı kurabilmek bayağı bir cesaret ister. Yani kendinden emin olmayı gerektirir. Hayır. Yani? Zaten alamayacaksın bu son başkanlığı. Bari efendi gibi sen kendi ağzından söyle, biz seni kapının önüne koymayalım demektir bu. Hmm. Çünkü belediye seçimlerinde Meral Akşener'in %10 alacağını Hakan Bayraktar bile söylemez. Peki Sayın Safa, senden devam edelim. Şimdi konuyu Meral Akşener'e kadar topu getirdi Ahmet Desin. Oradan devam edelim. Meral Akşener'in yani bir iddia bu. Ben sizce ben Alevi Kürt bir cumhurbaşkanı seçtirir miyim demiş rivayete göre. Böyle bir şey. Bu haftanın geyiklerine girer söylemişse eğer. Şimdi Meral Akşener'in böyle Meral Akşener'in kimi seçip seçtirmeme gücü yok ki. Yani altılı masada itiraz Meral etti Akşener, ya. Meral Akşener ne zamandan beri cumhurbaşkanı seçtirebilecek bir potansiyele, siyasi potansiyele sahip oldu ki? Bu Meral Akşener'i dev aynasında görmekten başka bir şey değil. Bir anlam ifade etmez. Meral Akşener niye? Böyle bir altılı masada şeyden kalkması o krizde etkili olmayacak mıydı? Meral Akşener böyle bir şey demiş olabilir mi? Olabilir. Yani hiç kimse, mesela ben böyle bir şey demiş olabilir miyim? Benimle ilgili böyle bir iddia ortaya gelse? Asla. Ahmet Bey söylemiş olabilir mi? Asla. Ama Meral Akşener zaten profil olarak, siyasi profil olarak böyle bir şey söyleyebilir. Hani bunu söylememiştir. Belki de söylememiştir. Bakın bu ayrı bir konu, iddia çünkü. Henüz yalanlanmadı bir iddia. Ama söylemiş olsa şaşırır mıyız? Yok canım, böyle bir profilden böyle bir cümle çıkar der miyiz? Zaten bu kafada, zaten zihniyet bu. Ha söylemiş ha söylememiş farklı değil. Orada anlaşılmak istenmeyen mesele şu. Meral Akşener aday olarak göstermek istemiyor Alevi ve Kürt birini. Çünkü toplumun Alevi ve Kürt birini seçmeyeceğini biliyor. Net, yani bunu bu kadar net anlamak lazım artık. Yani biz kulağımızı farklı taraflardan göstermekten, insanlar rencide olmasın, belli bir kitle rencide olmasın diye, Kürtler rencide olmasın, Aleviler rencide olmasın diye onların haklarını savunurken kulağımızı hep farklı taraftan gösteriyoruz. Ya bizim Türkiye toplumunun ortalaması Meral Akşener'dir zaten. Kimi kandırıyoruz? O zaman seçmenin ortalaması. Toplum seçmenin böyle ortalaması dediği Meral için mi Meral Akşener? Elbette ki. Yoksa kendi öyle inandığından ve düşündüğünden değil. Ya nasıl öyle inansın? Yani 70 yaşına gelmiş biri, Meral Akşener uzaydan gelmedi ya, o herifi fırlattıkları gibi onu da geri fırlatmadılar ya buraya. Yani şimdi Meral Akşener bu toplumun içinden geçmiş ortalama bir muhafazakar milliyetçi aileden gelme ve genelde de bütünlüğüyle de bakıldığı zaman bu toplumun ortalamasını yansıtan bir seçmen profilidir. Şimdi Meral Akşener gibi evlerde, yani sokaklarda herkes Kürt Alevi bir cumhurbaşkanı istemiyoruz der zaten, diyorlardı zaten. Şimdi Meral Akşener Ekrem İmamoğlu üzerinde ısrarla durdu. Eğer Ekrem İmamoğlu aday olmuş olsaydı çok da güçlü bir aday olacaktı. Bak kimi demiş onu da ben söyleyeyim. Artı olarak rivayete göre İlhan olabilir. İlhan demiş. Keskin olabilir demiş. Kesici olabilir. O da bir İlhan Kesici. Ama yani cümleyi okuyayım Seyit Safa müsaadenle. İlhan Kesici abi olabilir ama o da Abdullah Gül gibi yemeği önüne hazır ister. Bir de Hikmet Bey, Hikmet Çetin düşünülebilir. Her halükarda Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Bey'in olmayacağı kesin cümlesi de söylediği yani rivayet edilir. Yani bizim adayımız olmayacak demek istiyor. Ve kadın bu konuda da haklı. Yani şöyle haklı. Yani haklı deme nedenim şey değil. Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanı istememe konusu haklı değil. O son derece çağ dışı, sıra dışı, mağara tipi, ilkel bir anlayışın, ideolojisinin yansıması böyle bir düşüncede olmak. Yani tutarlı. Haklı değil ama tutarlı Meral Akşener. O altılı masadan kalkma noktasında da tutarlı. Dedi ki ben istemiyorum. Zaten son güne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyordu. Söylüyordu zaten. Kendisi de açık açık söylüyordu bunu. Henüz aday belirlemedik. Biz daha henüz aday belirlemedik. Adayımızı birlikte belirleyeceğiz. Ve Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu sır değildi ki zaten. Altılı masadan kalkması da çok sır değildi. Kadın istemiyordu, Meral Akşener istemiyordu. Yani kendisi de oy vermek istemez. Bakın Meral Akşener bir seçmen olsa Kürt ve Alevi birine oy vermez. Peki o zaman nasıl o masada ne işin var? Ortak bir aday belirlemek için. Ha, evet, o masada ne işin var o zaman? Sünni ve Türk bir aday belirlemek için o masada oturuyor. Bu kadar ama yani bir partinin başkanı
CHP'yi daha kendi çapında Sosyal Demokrat Parti haline getirmek istiyorsa, daha kendi çapında sola doğru kaymak istiyorsa ve kendisi Dersimli Kürt ve Alevi ise, ondan suni ve merkez sağ ve solda koyu Kemalist birisini Cumhurbaşkanı yapmak için çabalamak doğru bir siyaset mi? Koyu Kemalist biri için çok uğraşmadı ki. Biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu mesela Abdullah Gül'e bile evet diyen biri. Abdullah Gül'e evet diyen biri. Ekrem İmamoğlu'na da evet der. Abdullah Gül'e, Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'e evet demiş olsaydı Abdullah Gül aday olarak ortaya çıkardı. Yok yok, bu Altılı Masa'nın son toplantısını söylüyorum. Neyse, bu, bir önceki başkanı. Ondan önceki çok söylüyorum. Ben ondan öncekini söylüyorum. Altılı Kemal Masa, Kılıçdaroğlu'nun çok... fikri değildir Abdullah Gül. Neyse, işin özeti şunu neyse, söyleyeyim. Onlar yani yorgun Akşener'in, konular, biz bugüne gelelim. Yani bugün itibariyle. Bugün itibariyle söyleyeyim. Meral Akşener'in o tavrı, Meral Akşener'in siyasi kimliği açısından ve Türkiye'nin toplumu açısından tutarlı bir, yanlıştır ama tutarlıdır. Türkiye toplumunu iyi tanımak lazım, iyi bilmek lazım. Hedef kitleyi, muhatap kitleyi bilmek lazım. Bizim ortalamamız budur. Peki. Ben aday Kılıçdaroğlu aday olmadan önce yayınımda çok net bir şekilde şunu söyledim. Türkiye toplumunun kodlarını çok iyi bilmek lazım ve bu kodlar maalesef ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek kodlar değil. Peki. Ya ben bugün... Kemal Kılıçdaroğlu tercih edilsin diye adaylığı belli olduktan sonra herhalde benim kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na gidin oy verin diye propaganda yapan başka bir isim yoktur. Öyle tahmin ediyorum yani. Peki Said Sefa. Şimdi İstanbul'a gelelim. Şimdi yerel seçimlerde bütün gözler İstanbul. En büyük metropolü. Türkiye demek İstanbul. Şu ana kadar CHP netleşen Ekrem İmamoğlu. AKP Murat Kurum. İYİ Parti Burra Kavuncu. Zafer Partisi Azmi Kara Mahmutoğlu. Açıkladılar, netleştirdiler. Memleket Partisi aday çıkaracağını ifade etti. Yeniden Refah. Pazarlıklar devam ediyor. Açıklayacak bugün yarın. DEM. Henüz daha netleştirmedi. Başak Demirtaş olayı var bir tarafta. Bütün her şeyi değiştirebilecek. Ve MHP ve BBP de İstanbul'da aday çıkarmayacak. O da zaten AKP adayını desteğini ifade etti. Şu süreçte İstanbul'da kim İstanbul'da ipi göster sence? Seyit Sefa. Ne önemi var? Ne önemi var? Tayyip Erdoğan 5 sene önce ne diyordu? Türkiye'yi, İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir. Oldu mu? Olmadı. Yani eskiden şöyle bir anlayış vardı ve doğru bir anlayıştı. Siyasi bir anlayış ve bir siyasi duruş vardı. Siyasi bir gelenek vardı. Ankara ve İstanbul'u alan, yerel seçimlerde kazanan, bir sonraki seçimlerde büyük patlamalar yapardı. Ya iktidar ortağı olurdu ya iktidar olurdu. En basit örneği Tayyip Erdoğan'ın geldiği kendi gelenek. Refah Partisi Ankara ve İstanbul'u aldı hatırlarsanız. Kendisi Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı, Melik Gökçek Ankara Belediye Başkanı oldu. Sonraki seçimlerde de bir sonraki genel seçimde de Refah Partisi patlama yaşadı, iktidar ortağı oldu. Yani 5 senedir Ekrem İmamoğlu 4 senedir yönetiyor İstanbul'u. Tamam yani şu anda seçmen şunu söylüyor yani çöpleri toplamak için işte belediye vergilerine ulaşım işleri yol yapmak içinse tamam. Ha Murat Kurum yapmış, ha Ekrem İmamoğlu yapmış. Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimi ve belediye başkanı olmadan önce biz ne diyorduk? Türkiye'deki rantın %70'i İstanbul'dan döner. Bu %70 rantın da %50'si İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde döner. Yolsuzluklar çarkı orada kurulmuştur. Daha orası çözülürse eğer her şey çözülür dedik. Ya çevre ve planlama belediyenin bünyesindeki çevre planlama park müdürlüklerinde o zaman Sadat'ın silahlı depoları var dedik. Bütün bunları anlattık. Hangisi ortaya çıktı? Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra hangi yolsuzluğu ortaya çıkardı? 3 tane AKP'linin yurt dışına gidip burs aldığından öte ne konuşuldu? Ne yapılabildi? Hangi belge, hangi dosya, hangi şey ortaya çıktı? Hangi rezalet ortaya çıktı? Bu mu Türkiye geleneğine zıplamalarına, Türkiye geleneği olarak engel oldu? Hatta Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması AKP'yi akladı. Çünkü insanlar dediler ki demek ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok da büyük yolsuzluklar yokmuş. Olsa söylerlerdi. Ama biliyormuş dediler. Çünkü olsaydı Ekrem İmamoğlu ile ortaya çıkardı demeye başladılar. Şimdi dolayısıyla hani Ekrem İmamoğlu olmuş ya da olmamış. Bir önceki seçimlerde ne deniyordu? Mansur Yavaş Ankara'da Ekrem İmamoğlu İstanbul'da olursa iki şey olur. Bir, bu iktidarın çok önemli yolsuzluk dosyaları ortaya çıkar. Her şey daha şeffaflaşır ve neler olduğu çok belli olur. Üzerine gidilir. İki,
Ankara ve İstanbul kazanıldığı için genel seçimlerde, başkanlık seçiminde bunun etkisi olur. İkisi de olmadı. İkisi de olmadıktan sonra bir daha bu yerel seçimde kim kazanmış, kim almış, kim gitmiş, kim getirmiş, kim götürmüş. Artık bu duruma düşmüş. Neden heyecanlandırmıyor? İşte bu yüzden heyecanlandırmıyor milleti. Niye heyecanlandırsın ki? AKP'liler zaten gidip oy vereceğim, gerisine karışmıyorum diyor. Muhalifler de AKP'yi devirebilecek güçlü bir şekilde bir ümit vadede ne adaylar var, ne isimler var, ne partiler var. Kim nasıl heyecanlansın? Kimi nasıl heyecanlandırsınlar? Altılı masa diye bir şey oldu. Bunu da sanki yani bittikten sonra öyle birbirlerine girdiler ki öncesinde bir araya gelmeseler de daha iyi diyesi geliyor insanın. Yani bu kadar anlaşmalar yapmış Kılıçdaroğlu, biliyorsun işte yani o. Evet, şey. O anlaşmalara geçin. Şimdi Meral Akşener'in açıklamalarına bakın. Buna da baktığınız zaman muhalefeti ümide, yani muhalif seçmeni ümitlendirecek, heyecanlandıracak hiçbir şey yok ki. Seçilse hakikaten, gerçekten söylüyorum ben bunu. Yani İstanbul ve Ankara'yı yarın AKP alsa ne olacak? CHP tekrar yeniden alsa ne olacak? Ne olacak Ahmet Nesin? Oradan sadece devam. Çok özür dilerim. Bir cümleyle tamamlayayım. Sadece şu olabilir bakın. Herkesi heyecanlandırabilecek tek bir nüans var. O da çok ince bir nüans. Ne o? Ekrem İmamoğlu yeniden seçilirse şayet başkanlık konusunda Tayyip Erdoğan'ın karşısına güçlü bir aday olarak çıkabilir. Sadece nüans bu. Yoksa İstanbul'u yönetmesi, başka bir şey, sonraki genel seçimler hiçbir önemi yok. Evet Ahmet Nesin. Bu da sadece İstanbul için geçerli. Hı hı. Ekrem İmamoğlu için. Diğer hiçbir belediyenin önemi yok yani. Zaten istemediğine kayım atıyor adam alamadığını. He, sandıkta olmazsa kayım da hallediyor. Hallediyor zaten yani. Bir sorun yok ki. Ne, yani, o zaman bir sandığa gitsene, gitmesene, öyle mi? Heyecan uyandırmıyor. Peki Ahmet Nesin? Ben bugün sessizim çünkü bu sefer Ahmet Nesin'e hiç izin vermiyor diye Sait'e laf söylesinler istiyorum. Bütün programlarda bana laf söylüyorlar. O yüzden Sait'in bir şey daha söyleyeceğim demeleri hoşuma gidiyor. Alacaklarımı topluyorum. Garibim ne yapsın? Şimdi şöyle bir durum var. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Evet. Çok doğru bir laf. Ama CHP ya da Ekrem İmamoğlu İstanbul'u aldı mı? Bir tek tartışmadan biliyoruz. İmamoğlu İstanbul'da taksi olayını çözmek istedi. AKP önledi. Murat Kurum'un ilk propagandası Ekrem İmamoğlu'nun yapamadığı taksi olayını çözeceğiz diye başladı propagandaya. Şimdi o meclis çoğunluğunu alamazsanız şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. 7 Haziran seçimleri sonrası sana başbakanlık veriyoruz denilen Devlet Bahçeli gibi. En düşük partisini 80 milletvekili ilan HDP ile beraber, ama başbakan sen olacaksın. Diğer eller seni her zaman mecliste kontrol edecekler. Belediye başkanı olacaksın. Diğer eller seni belediye meclisinde yapmak istediğin her şeyden, bırak 3 tane kamu bankasının para vermemesini, bir taksi olayını bile çözemeyeceksin. Yani Ekrem İmamoğlu ne yapsın? CHP ne yapsın? Hangi elini kolunu bağladılar. Bu sebeple Türkiye'ye zıplayamadılar. Türkiye'ye bu mu? Hayır. Erdoğan İstanbul'u başkan haricinde kaybetmedi. Bu bir. İki, bu başkanlık sistemiyle getirdiği yasayla işte arsaların, evlerin el konulabilmesi, paran yoksa ortak girilmesi yasaları var ya, o ne yasasıydı son çıkan? Belediyeye ihtiyacı kalmadı Erdoğan. Rant anlamında belediyeye bir ihtiyacı yok Erdoğan'ın artık. Çünkü... Ama yine de istiyor İstanbul'u. Canım lafta isteyecek de bir lafta. Ben de işte her sene tuttuğum takımın şampiyon olmasını istiyorum ama böyle bir şey yok. Bir tek herhalde Manchester United uzun yıllar arka arkaya İngiltere'de oldu. Onun dışında dünyada yok böyle bir şey. Kolay kolay
yapılabilecek bir şey değil bu. Gidersin, isteyeceksin. Parti başkanısın, Türkiye'yi yönetiyorsun, isteyeceksin. İstememek zaten normal o zaman. Peki, siyaseti bırak derler adama. Peki, ya da MHP gibi devletin mecliste sesi olsun diye kurulan bir parti olursun. Hep 40'larda, 50'lerde, 60'larda kal. Bazen onlara, 20'lere düş. Ama mecliste bizi temsil et diye devletin yapmak istediğini destekleyerek ya da köstekleyerek mecliste bulun denilen parti gibi olursun. Gerisinde mutlaka bir iktidar olmak için oynarsın. Peki Ahmet Nesin, peki Erdoğan istiyor veya istemiyor, ne işe yarayacak veya yaramayacakları da bir köşeye koyduğumuzda, şu anki gidişata baktığında İstanbul'u hangi aday ipi gösterecek sence? DEM Parti aday çıkartmazsa büyük bir olasılıkla az farklan da olsa Ekrem İmamoğlu göğüsleyecek gibi gözüküyor. Ekrem İmamoğlu'nun göğüslemesi, başkan seçilmesi ve ondan sonra Ekrem İmamoğlu'nun yapacakları çok önemli. Çünkü Ekrem İmamoğlu parti başkanlığına da oynayabilir. Parti başkanlığından beraber Cumhurbaşkanlığına da Erdoğan'ın rakibi olarak ya da AKP'nin rakibi olarak da oynayabilir. Ne zaman oynar? Parti belediye meclisi üyesinin de ciddi bir şekilde artı olarak en az 10 üyeyle artı olarak aldığı zaman bunların hepsini yapabilir. Ekrem İmamoğlu yeniden seçilir ve meclis üyeliği AKP-MHP kısmında olursa Ekrem İmamoğlu ne parti başkanlığı oynayabilir. Çünkü parti başkanlığı oynadığı zaman belediyeyi bırakman lazım. Belediyeyi AKP'ye bırakacaksan seni o partinin başına geçirmezler. Bir dakika derler. O yüzden bunların hangisi olacak? Hem parti meclisini, belediye meclisini hem belediye başkanlığını alırsa CHP İşte o zaman İstanbul'u almıştır ve Türkiye'de siyasetin bir takım şeylerini değiştirebilecektir diyebiliriz. Ama demin ama bunu aday aldığı zaman da başka bir şey ortaya çıkıyor. Bu başarı daha önce nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'na yazıldıysa bu sefer de Özgür Özel'e yazılacak. Hadi bakalım. Yazılsın, ne var? Ben o zaman da Ekrem İmamoğlu nasıl diyecek? Bu başaramadı, beni başkan seçin. Partinin başına beni geçirdin nasıl diyecek? O da diyecek ki ben başarılı oldum, bak sana bir de meclisi getirdim diyecek. Ya diyecek, onların meselesi o da ya diyecek. Bize ne ya? Özgür Özel başarılı mı? Daha çok yeni ama şimdilik ilk başta söylediğim aynı yapıyor. Şeyi söylüyorum. Evet. Parti başkanı olacak kişiye sahip değil. İyi bir genel sekreter, iyi bir eski sistemde genel sekreter, iyi bir parti sözcüsü, iyi bir başkan yardımcısı olacak kişi Özgür Özel. Şu anda partide o tipte kişiler yok. Hiçbir tanesi de bak. Ben söylediğimde herkes, yani bir sürü insan dalga geçti benden. Erdoğan belediyelere aday bulamıyor. Şimdi Mansur Yavaş'ı beğeniyor muyum? Hayır. Ekrem İmamoğlu'yu beğeniyor muyum? Hayır. Ama AKP, Erdoğan onları siyaseten yenecek başkan bulamadı. Yok çünkü, kalmadı. İşte Murat Kurum'u çıkardı. AKP kurumunda gördük kurumu. Nerede gördük? Ha? Nerede gördük? Senin geyiklerinden oynayacağım. Yine. Mandalina adam, dağıtırken. Mandalina dağıtıyordu. Ha, o zaman o mandalina dağıtma görüntüsünü o zaman ekranlara getirelim. Biraz geyiği araya da koymuş olalım. Evet, evet. Mandalina dağıtıyor. O da yani reisi gibi bu konuda. Yani çay değil de ya milletin üzerine böyle. Bu nasıl bir kafa, nasıl bir mantık, ben anlamıyorum ya. Ama Erdoğan kömür dağıtırken genel seçimlerde yapıyor bunu. Belediye seçimlerinde falan yapmıyor. Şimdi böyle bir adayı yok. Erdoğan AKP'nin ilk kuruluşundaki merkez sağ için akıllı insan, doğru insan olabilecek herkesi
kendisinden uzaklaştırdı. Öyle olunca en iyisi kurum kaldı işte, ya da kurumdan önceki Binali Yıldırım kaldı. Evet. Peki Erdoğan'ın zaman... geçen haftaki konuşmasında Emine Erdoğan oturuyordu. Yanında boş bir koltuk, herhalde Erdoğan'ın koltuğu. Onun yanında Binali Yıldırım vardı. Binali Yıldırım'ı bir görüntüsünü verdiler. Erdoğan konuşurken esnemeye başlamış. Ben çok bekledim onun Twitter'da şeye düşmesini ama düşmedi. Ya Binali'ye ya Sisi'ye oy vereceksiniz demişti. 15 gün sonra Sisi'ye gidiyor Erdoğan. İşte bu da belli bir kesimi inandırmaktan uzaklaştırıyor. Evet. Ve işte o %49'lar, 52'ler, 35'lere düştü. Bu ekonomik sistemden bu seçimlerde 32'ye, 33'e düşecek gibi gözüküyor AKP. Peki Sait Sefa, şimdi... Pardon, son şunu söyleyeyim. O rekorumu, sözünü kesme rekorumu es geçmeyeyim madem öyle. Erdoğan her zaman belediye seçimlerinde, bütün iktidar partileri için geçerlidir bu esasında, daha az oy alırlar. Çünkü sonuçta ekonomiden sorumlu her zaman hükümet olmuştur. Bunda da ciddi bir şekilde düşecek. CHP'ye karşı kaybettiklerinin dışında mesela Urfa'da da kaybetme olasılığı başladı şimdi. Urfa'ya benzer bir iki yer daha var, konuşuluyor. İşte Ordu mu ne konuşuluyor, buna benzer yerler var. Şimdi CHP dışında ya da o eski geçen seferki Millet İttifakı dışında bazı partilere karşı da kaybetmeye başlarsa Erdoğan'ın bu dördüncü yenilgisi olacak. Şeyi saymıyorum, kendisinin ilk milletvekili seçimlerini ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimi haricinde 7 Haziran Ekrem İmamoğlu'na karşı 13 bin, Ekrem İmamoğlu'na karşı 800 bin ve bu seçim. Artı MHP'siz bir AKP oyunu alın, Erdoğan o günden itibaren MHP'nin olmadığını düşündüğümüzde bütün seçimleri kaybetmiş. Yani iktidar olamamış. Koalisyonla kalabilmiş bir başbakan. Herkesin hep kazanıyor dediğimiz insan, evet kazanıyor ama işte 100 metre gibi. Hep 50 yıl öncesiniz 10.3'üyle kazanıyor 100 metreyi. Hiç 9.7, 9.8 o rekorlara doğru gidemiyor. Peki, tıkanmış bir durumda. Tıkandı. Şimdi o zaman Sait Sefa, bu İstanbul DEM ne yapacak? Ekrem İmamoğlu'nun adaylık konusu, yani DEM'in bir aday göstermesi, Başak Demirtaş, onu soracağım ama önce şöyle küçük soru. Biraz önce onu gündeme getirdim, üzerine çok durmadık. Yani vatandaşın derdi geçim mi, seçim mi? Yani bu heyecansızlık halinin tabandaki yansımasını sen nasıl görüyorsun? Yani ciddi şu anda her Allah'ın günü akaryakıta zam geliyor, ekmeğe zam geliyor. İşte simit üzerinden tartışılıyor. İşte bir simit şu kadar olmuş, Erdoğan talimatıyla tekrar geriye çekilmiş falan. Yani hayat pahalılığı almış gitmiş. Bu seçimler vatandaşı sence heyecanlandırıyor mudur? Hayat pahalılığının bir bedeli olmalı. Vatandaş hayat içinde bulunduğu hayat pahalılığının bedelini birilerine ödetmeli. O ödeteceği kişiler de politikacılardır, siyasetçilerdir, yöneten kişilerdir. Bugüne kadar hayat pahalılığın ve ekonomik krizin bir bedel olarak AKP'ye ya da Erdoğan'a ödetildiği görülmedi. Yani biz genel seçimlerde de, başkanlık seçiminde de aynı şeyleri konuştuk. Çok bugüne kadar 4 ay geçti üzerinden, 4-5 ay geçti. Çok bir şey değişmedi geçim standartları açısından. Aynı noktadalar hemen hemen. Yani aynı sıkıntıları ve ekonomik krizleri yaşıyor vatandaş ama bunun bedelini hükümete ödetmiyor. Bu seçimde niye ödetsin ki? Bu seçimde diğer seçimlerden farklı olarak bu seçimde vatandaşın bu bedeli AKP'ye ya da yönetime ödetmek istediğine dair herhangi bir emare görmüyorum ben.
Yani biri çıksın desin ki ya bu diğer bütün seçimlerden farklı olarak geçim sıkıntısı şu derecede farklılaştı, şu boyuta çıktı. O yüzden millet de bezdi, yaka silikiyor artık. Dolayısıyla da oy vermez. Böyle bir durum söz konusu değil. Belediyeler zaten rant üzerine kuruludur. Yani bunu vatandaş çok iyi bilir. Bunu en iyi politize olmuş vatandaş bilir zaten. Politik vatandaşlar bilirler ki belediye demek rant demektir. Ve herkes o rantın peşinde koşar, koşturur. Bunu bilirler. Heyecanlananlar o rantın içinde olanlardır. Bizim belediye başkanımız olsun, bizim partinin belediye başkanı olduğu için de dolayısıyla da bizim partideki insanları belediyeye alsın, bizim partideki insanlara ihaleler versin, rant bizim parti için dönsün. Bunun için çalışırlar. O yüzden bir heyecan aramıyorum ama şeye katılmıyorum ben. Çok büyük bir ekonomik kriz oldu ve bu ekonomik krizin de seçimleri etkileyeceği fikrine katılmıyorum. Çünkü bugüne kadar etkilemedi. Bugünden sonra niye etkilesin? Peki İstanbul konusunda yani bu demin özellikle demin bir hayli oyu var aslında İstanbul'da. Henüz daha aday açıklayacak, açıklamayacak, Başak Demirtaş olacak veya olmayacak herhangi bir açıklama gelmedi. Şimdi diğer partilerden ziyade demin buradaki kararlılığı ne yapacağı sonuçları etkileyecek gözüküyor. Buna katılıyor musun ve sence DEM ne yapacak? Yani aday göstermezse kiminle pazarlıklar yapacak? Yani AKP'li bir pazarlık içerisine mi girer? Aday göstermeyeceğim. İşte CHP'li pazarlık yapıp aday göstermeyeceğim. Sizden şu 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 ilçeleri istiyorum mu der. Bu mantıklı bir siyasi hamle olabilir. Veya aday göstereceğim. Kurumun kazanmasını zemin hazırlayacağım ama ben de kayyum atanmış belediyelerim var. Bu meselenin çözülmesini istiyor mu der veya hiçbir yerle pazarlık yapıp yapmayıp kardeşim ben adayımı gösteririm işime bakarım mı der. Sen ne diyorsun? Kürtler için meseleyi seçimleri neden onur ve haysiyet meselesi haline getirdiler ki? Bu gelinen noktada muhalefet özellikle CHP, İYİ Parti Kürtler için seçimi, muhalif Kürtler için seçimi onur meselesi haline getirdiler. Bunu Kürtler getirmediler bu duruma. Bunu bu duruma getiren, onlarla birlikte yürümek istemeyen, her defasında onları iten, AKP ve MHP onlara nasıl davranıyorsa öyle davranan, bütün konuşmalarını, tabirlerini aynı şekilde devam ettiren ve işte DEM Parti seçmenlerinin çoğunu 7 milyona yakın insanı terörist nazarıyla bakan ve öyle değerlendiren bir muhalif üstencilik, bir muhalif bakış açısı meseleyi Kürtler açısından onur meselesi haline getirdi. Kürtlerle böyle bu şekilde onur haysiyet meselesi haline getirirseniz ya her o ya mer o derseniz dedirtirseniz Kürtlere Kürtler birileriyle anlaşmaya gerek yok. Birilerinin anlaşmasına gerek yok. Erdoğan'ın anlaşmasına gerek yok ya her o ya mer o demeleri için. Şimdi Kürtleri bu noktaya niye getirdiler? CHP bunu düşünsün. Kemal Kılıçdaroğlu otursun bunu düşünsün. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu bunu düşünsün. Selahattin Demirtaş'ın babası vefat ettiğinde bile kalkıp bir rahmet mesajı atamayacak durumda olan Ekrem İmamoğlu'na ve Ekrem İmamoğlu'nun bir türlü çıkıp da o doğru düzgün bir şekilde Kürtlerin temel haklarına saldırılar olduğu zaman doğru düzgün bir savunma, bir politikacı olarak savunmadığı bir noktada Kürtler niye böyle onların arkasına vagon olarak takılıp gitsinler ki? Yani Kürtler illaki CHP ve İYİ Parti'nin arkasına takılıp gittikleri zaman mı, bir vagon oldukları zaman mı AKP ile anlaşmamış oluyorlar? Biz bu seçimde herkes bağımsız girecek. Meral Akşener bile DEM Parti'den çok daha az oy olmasına rağmen 3 günde bir 3 defa 5 defa açıklama yaparak ayrı bağımsız adayı gireceğini, Burak Avuncu gibi Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir profili ortaya çıkarıyor. Niye Meral Akşener'e yüklenilmiyor da DEM Parti'ye yükleniliyor? Neden Meral Akşener kendisi bağımsız hareket edebiliyor da DEM Parti'ye edemiyor? Ayrıca DEM Parti'nin bağımsız hareket edebilme gerekçeleri var. İYİ Parti'nin hiç yok hele. CHP ile birlikte hareket etse İYİ Parti 5 senedir hareket ediyor. Kim ne diyecek? Ama dönüp siz DEM Parti'ye, DEM Parti yetkililerine, milletvekillerine hapse atıyorsunuz, başkanına hapse atıyorsunuz. 5000'e yakın partinin yönetimindeki insanları hapse atıyorsunuz. Kimse çıkıp konuşmuyor. Sandık görevlilerine kadar tutukluyorsunuz. Sonra çıkıp oraya oy veren o kitlenin tamamını terörize ediyorsunuz. İfadelerinizle, kavramlarınızla rencide ediyorsunuz. Eden muhaliflik muhalif kesin. Sonra da diyorsunuz ki ya gelin ben bir aday veriyorum. Siz de sesinizi kesin çıkarmayın. Bir aday koydum buraya. Hadi buna da oy verin.
Yani bu meseleyi Kürtler için onur ve haysiyet meselesi haline getiren muhalefettir. Başka biri değil ki. Ve bunu Kürtler istemedi ki böyle bu hale gelmesini. Peki sence DEM ne yapacak? Başak Demirtaş faktörü de var bir tarafta. Bence DEM aday çıkarmalı. Artık buna bir dur demeli. Yeter artık yani bu duruma bir dur demeli, bir çizgi çekmeli. Bazen siyasette oyunları bozmak çok önemlidir. Bir insanları kendine getirmek lazım. Ekrem İmamoğlu sizin yüzünüzden kaybetti. DEM Parti adayı çıkardı diye kaybetti. Derlerse dönüp desinler ki o zaman Ekrem İmamoğlu'nu kazandırdığımız zaman bizim kazandığımız ne oldu ki? Neden bütün bunları yaptınız? İşte biz böyle anahtar bir partiyiz diye bilsinler. Çıkardığı zaman ne olur? Orada da yine Kürtlerin kullanacağı stratejik oylar önemlidir. Ya bakarlar duruma yine. Kürtlerin hani, derken DEM tabanını. Şimdi bakın yani gerçekten bazı şeyleri anlamakta zorlanıyoruz. DEM Parti tabanı için Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında ne fark var? Sizin benim için sormuyorum. DEM Parti tabanı için soruyorum. Ne farkı var? Gerçekten soruyorum bunu. Bir moderatör olsam ve size sorsam. DEM Parti'nin ya oy veren vatandaşsınız. Ha Murat Kurum ha Ekrem İmamoğlu. DEM taban için bir fark olmadığı gibi şöyle de söyleyeyim. Benim açımdan da bir fark yok. Yani sonuçta şimdi böyle olunca sürgün yaşayan olunca, bir gazeteciyim. O olmuş, bu olmuş, bir şey değişmiyor. Böyle olunca ben yani neden Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi için bu kadar uğraşayım, didireyim, neden aday çıkarmayayım der. Bir de şöyle bir durum da söz konusu. Aday çıkarmadığınız sürece, büyük şehirlerde aday çıkarmadığınız sürece yerel seçimlerde almış olduğunuz oy potansiyeline göre hareket edilerek genel seçimlerde sizin karşınıza dikilecekler. Aday çıkarmayacaksınız, oylarınız görünmeyecek. %9-10 olan oylarınız %6-7 gösterilecek. Büyük ve stratejik yerlerde, öneme sahip olan yerlerde seçmenizin karşınıza kendi adayınızı çıkarmadığınız için. Böyle bir durumda da parti oyununuz düşük olursa siz genel seçimlerde eliniz güçlü olmadan muhalefette nerede yer alacaksınız? Eliniz güçlüyken bile sizi dikkate almayan bir muhalif yapının eliniz zayıfken sizi dikkate alması söz konusu değil ki. DEM Parti bütün bunların hepsini hesaplamak zorunda bir siyasi parti olarak. Bütün bunları yaparken AKP ile anlaştı, sarayla anlaştı gibi bir şey söylemek, bu tip şeye girmek, bu anlayışa girmek ve buradan okumalar yapmak aslında yine Kürtleri hiç dikkate almamak demek. Ya sizin hiç haysiyetiniz, onurunuz yok. Biz ne dersek diyelim, ne yaparsak yapalım sizin onurunuza dokunmaz. Siz eğer gidip bağımsız adayı da gösteriyorsanız bunun nedeni siyaseten onurlu duruşunuz değildir. Ancak iktidarla anlaşmanızdır demektir yani. Bu kadar aşağılanır mı bir kitle? Şimdi böyle bir kitleyi aşağılarsanız o kitle de kendi yolunu çizecektir elbette ki. Peki Ahmet Nesin? Ne diyorsun bu işe? Ben esasında belediye seçimlerinin hele büyük şehirlerde çok fazla bir demokrasi mücadelesi olduğuna çok fazla inanmıyorum. Yani genel seçimlerdeki gibi iktidarın değiştirecek, Türkiye'nin ya da bir ülkenin yönetiliş biçimini değiştirecek, kültür konusunda, sosyal yaşam konusunda, özgürlükler konusunda bir şey getirecek olduğuna inanmadığım için belediye seçimlerine genel seçimler gibi bakmıyorum. DEM Parti aday göstermeli mi? Sayıda o anlamda katılıyorum. Yani benim için Ahmet Nesin olarak kurumla Ekrem İmamoğlu arasında çok bir fazla fark yok. O yüzden benim adayım değil Ekrem İmamoğlu. Yani CHP ciddi bir şekilde İstanbul'dan sosyal demokratlığına inandığım eski CHP belediye başkanı Ahmet İsfan gibi birisini çıkartır. O zaman kişi olarak, bir sosyalist olarak otururum derim ki kendi kendime bir dakika ne yapıyorsun, ne yapman lazım, nasıl oy vermen lazım, nasıl propaganda yapman lazım. Ama şu anda benim bir demokrat olarak, bir devrimci olarak öyle bir şeyim yok. O yüzden DEM Parti adayını çıkartmalı ama bu aday kim olmalı konusunda önceki gün yaptığım program gibi bunu burada da söyleyebilirim. Başak Demirtaş aday yapılacaksa ya bence Kartal'dan ya da işte o seçilebilecek olan Ali Beyköy'den, seçilebilecek bir yerden yapılmalı diye düşünüyorum. Bu İstanbul merkezi aday olmasın kimse anlamına gelmiyor. Çünkü
biz belediye seçimlerinde ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şunu gördük. İşte diyorlar ki şimdi çok ciddi balık hafızalıyız biz. Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın eşidir. Selahattin Demirtaş 7 yıldır içeridedir. Ciddi bir şekilde oy alır İstanbul'da. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş HDP kadar oy almadı. Şimdi bu kitleyi, bu tabanı, insanları, bütün partiler için söylüyorum bunu. O kadar da böyle bir kenara atmayın. Sizin için söylemiyorum. Bunu söyleyenler, bunu yaşayanlar, anlatanlar için. Başak Demirtaş HDP'nin oylarını %100 alır. Hayır, öyle bir şey yok. Selahattin Demirtaş alamadı. Meral Akşener alamadı Cumhurbaşkanlığı adaylığında. Yani Muharrem İnce'ye giden oylarla Muharrem İnce CHP'yi yükselttik dedikleri oy, Selahattin Demirtaş'a gitmeyen, Meral Akşener'e gitmeyen oylarla yükseltti. Esasında yani Demirtaş'ın, Başak Demirtaş'ın adaylığı İstanbul Büyükşehir olduğu takdirde bir hayal kırıklığı olabilir mi diyorsun? Dem açısından. Hayal kırıklığı olmaz. Zaten Başak Demirtaş yerine olacak arkadaşın da seçilme olasılığı çok düşük olduğu için söylüyorum bunu. Ama İstanbul'da bir seçim kazanmak istiyorsan ilçede, kazanabileceği yerde Başak Demirtaş ismi ciddi bir artıdır anlamında söylüyorum. Ya şöyle bir rakam vereyim. Alibeyköy'de 9000 oydan atıyorum seçilebiliyorsan ya da Kartal'da, Başak Demirtaş'tan 9500 oy alabilirsin. Hı hı. Evet. Daha bir garantiye doğru gidersin. Peki. O yüzden bizde bir de eş başkanlık olduğu için belediye başkanlığı işi çok rahat bir şekilde çözülebilir, yapılabilir bir noktaya da getirebilirsin eş başkanla beraber. Peki o zaman diğer bir başlığa geçelim mi? Vakit oldukça ilerliyor. Ahmet Esin Said Sefa. Şimdi Erdoğan'ın şeriat açıklaması, ben hani bekliyordum bugün yarın ne zaman bu topa girecek diye. Ve girdi. Farklı maskeler altında şeriat düşmanlığı var dedi. İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasına dinin bizatihi kendisine husumettir, yani düşmanlıktır ifadesini kullandı. Ve Erdoğan'ın muhalif sazanları da hemen devreye girdi. İyi bir ranttı bu. Şimdi Sayın Sefa, ne diyorsun? Bu konu Erdoğan'ın bitmek tükenmek bilmeyen ve sürekli de iyi oy topladığı ve kutuplaştırdığı bir konu değil mi? Tarikatleri ve tarikatlerin böyle İçinde ön plana çıkan sarıklı cübbeli tipleri ama aykırı ve radikal açıklamalar yapanları kim popüler hale getiriyor Türkiye'de? Hiç dikkat ettiniz mi? AKP medyası değil. AKP'nin trolleri de değil. Adamların kendi güçleri de yok zaten, öyle çok büyük. Küçük küçük tarikatlar var. Yekününe baktığınız zaman toplamında bir güç teşkil ediyorlar ama tarikatların hepsi farklı farklıdır. Yani bütün tarikatların tamamını aynı görmek ve bütün görmek, bütün Türkiye'deki sol yapılanların, fraksiyonların tamamını aynı görmek gibidir yani. Kim peki bu adamları ön plana çıkarıyor? Kim? Seküler ve medya, seküler hassasiyete sahip olan insanlar ve seküler hassasiyete sahip algı yöneticileri. Onlar parlatıyor, cilalıyor. Yani? Yani şu, Erdoğan bunu çok iyi biliyor ve bunu çok güzel kullanıyor. Erdoğan aynen bu sarıklı cübbeliler gibi, radikal sarıklı cübbeli tipler ve açıklamalar gibi, Erdoğan'ın bu cümlesi de sarıklı ve cübbeli bir açıklamadır. Bu açıklaması. Ve bu açıklaması üzerinden oraları harekete geçiriyor. Onlar da çıkıp bunu olabildiğince yayacaklarını ve din üzerinden çok büyük kavgaya dönüşeceğini ve bu kavgadan da Erdoğan'ın kazanacağını Erdoğan herkesten iyi biliyor. O zaman bu topu attığı an Erdoğan'ın muhalif sazanları hemen atlıyor konuya. Atladılar zaten. Atlıyorlar. Atladılar da zaten. Çünkü adamın zaten işi bu. Yani Erdoğan bütün kavgasını kutuplaştırma üzerine vermiyor mu? Ve bu kutuplaşmayı da daha çok %90 üzerinden, din üzerinden yapmıyor mu? Yapıyor. Peki Erdoğan ne deseydi bugüne kadar? Mesela Ahmet Bey çok güzel bir açıklama yaptı yayının başında. Dedi ki Erdoğan'ın söyleyeceği, yapacağı hiçbir şey kalmadı. Bak, kaldığı bir şey varmış demek ki, o da şeriat açıklaması.
Onu da yaptı. Şimdi oradan vuracak. Ne deseydi din üzerinden, kutuplaşma üzerinden bir aksiyon, bir hareket oluşturabilecekti ki? Ne söyleseydi? Her şeyi söyledi çünkü bugüne kadar. Elinde kaldı tek bu. Bunu da söylemiş oldu. Bir sonraki adım ne olabilir? Ben şeriat devleti kuracağım kardeşim. Diyebilir yani. Bir sonraki bir tek bu kaldı yani bundan sonra. Diyebileceği tek cümle bu kaldı. Böyle bir cümle söyleyebilir. Herkesi zıplatmak için. Şimdi Erdoğan da bakıyor. Karşı tarafta heyecan yok, ümit yok. Ölü toprağı üzerlerine serilmiş. Ama karşı tarafta bir heyecan... Heyecan olacak ki kendi kitlesi de heyecana gelsin, galayana gelsin. Şimdi yani karşı kitleyi de heyecanlandırma rolü Erdoğan'da. Evet, öyle diyecekti zaten. Onlar bir zıplasınlar, bir havaya kalksınlar, şeriat nereden çıktı, küfretsinler, hakaret etsinler, oradan dine gelsinler, oradan bir sürü farklı noktalara gelsinler. Erdoğan da bunları tepe kullansın. Erdoğan'ın kitlesi de tekrar yeniden bir araya gelsin. Sizin dediğiniz gibi ne geçimi kardeşim, mesele din iman meselesidir desin. Sandığa tekrar sarılsın gitsin, Erdoğan'a yeniden oyları versin. Bunu çok iyi kullanıyor adam, yani yöntemi bu. Şey gibi bu ya Erkan Bey, hakikaten ama hani temel muz kabuğu görmüş, eyvah yine düşeceğiz demiş. Yani tıpkı bunun gibi seküler kesimle Erdoğan arasındaki ilişki ya. Peki Erdoğan seküler kesim buna itiraz etmesin mi yani? Hayır, atıyor, ne yapıyorsun kardeşim demesin ya, mi? Ya Erkan Bey, demek ayrı, demek var. Bazen ifade etme biçimi ifade edilenden çok daha ön plana çıkar. Seküler kesimin şunu bilmesi lazım. Öncelikle Erdoğan'ın kitlesinin içerisindeki %70-%80 oranındaki insanlar şeriat istemiyor. Merkez sağın şeriatla işi yok, olmaz, istemezler. Ya istemezler. Çünkü şeriatla yönetilirlerse rantın gideceğini, her şeyin ellerinden gideceğini bilirler. Şeyden ötürü değil ha, şeriat bunu yasaklar, ellerini kollarını keser, o anlamda değil. Şeriatla yönetilen ülkelerde, Suudi Arabistan'a bakın kısmen, işte İran'a bakın kısmen. Buralarda bir yönetim, bir dar oligark, bir kadro oluşur. O oligark kadro dini kendi bünyesine alır. Diğerlerine nefes aldırmaz. Bu anlamda istemezler zaten. Muhafazakar kitle istemez. Seküler kesimin bunu bilmesi lazım. Ve hani hadi oradan demesi lazım. Eyvah bir de bu geldi. Şeriat'ta doğru gidiyoruz. Bakın şeriat çok kötüdür. Şu böyledir, bu böyledir dedikleri zaman... O zaman Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorlar. Yoksa tepki vermesinler demiyorum ben. Ama ifade etme biçimi, ifade edilen şeyden çok daha önemlidir siyasi durumlarda ve toplumsal meselelerde. Ve seküler kesimin özellikle de tırnak içerisinde söyleyeceğim, radikalleri uslup noktasında her zaman sınıfta kalmıştır. Ama her zaman, bu hiçbir zaman değişmez. Ve Erdoğan bunu çok iyi bilir ve orayı çok iyi kaşır ve oradan çok iyi nemalanır. Mesela çıkar şimdi 7-8 tane yazar, başka isimler, çok başka yazılar yazarlar ve gerçekten de şeriattan ziyade İslam dinine saldırı yazıları anlamı çıkabilecek cümleler kurarlar, ifadeler kurarlar. Erdoğan da bunlar üzerinde o kadar güzel tepinir ki, o kadar güzel ranta çevirir ki bunu. O muz kabuğu orada duruyor. Bakalım düşecekler mi, düşmeyecekler mi? Yoksa bakın ben söylüyorum. Bakın benim annem, babam, çevrem, dayım, teyzem, halam, etrafım genel anlamıyla muhafazakar bir çizgidedir. Bildiğin Anadolu muhafazakarıdır. Ya bunlar şeriat falan işleri olmaz şeriatla. Yani o mahalleyi bilmeden, etmeden, tanımadan böyle çok böyle şeyden konuşuluyor. Ben hep şunu söylüyorum bakın. Temel anlamda iki tane ilkem vardır ve hep bunu da toplumun kodlarını okumaya çalışarak varmışımdır bu ilkeye, bu sonuca diyeyim daha doğrusu. Bir, Türkiye hiçbir zaman bölünmez. Çünkü Kürtler istemiyor. Türklerle alakası yok. Kürtler bölünmek istemiyor kardeşim. 40 senedir Kürtlere siz böleceksiniz, bölüyorsunuz demelerine rağmen Kürtler bölmek istemiyor. İki, Türkiye'ye hiçbir zaman şeriat gelmez. Çünkü muhafazakarlar istemiyor. Bu kadar net. İstemiyor. Yani Erdoğan da bunu biliyor ama nereye kaçacağını, nereye söyleyeceğini, ne diyeceğini çok iyi biliyor. Zaten dikkat edin, Erdoğan şeriatla dini özdeşleştirdi konuşmasında. Hı hı. Erdoğan şey demedi, ben şeriat istiyorum, şeriatı bunu demedi. Erdoğan ne dedi? Şeriat adı altında dine saldırıyorlar dedi. Asıl dikkat edilmesi gereken Erdoğan'ın herkesi sazan gibi düşürdüğü nokta da bu zaten. Dinin kendisine düşmanlıktır kelimesini kullandı. Heh. Yani dinle şeriatı tam özdeşleştirmiş oldu. Şimdi insanlar kalkıp o seküler kesimin, o radikal kesimleri, maalesef ki herkes kendi ideolojisinin faşisti haline gelmeye çok yatkın.
Oradan saldırarak Erdoğan ekmeğini el sürecekler. Biliyor, bilerek yapıyor. Herkes kendi Erdoğan ideolojisinin faşisti. Yani. Orijinal bir cümle. Çok... Peki o zaman Ahmet Nesin. Yani böyle sorarken de Nasrettin Hoca'ya sorar gibi, hani bu, o, peki sen ne diyorsun bu işe şeyi gibi oluyor. Ne olacak bu iş? Ahmet Nesin'de var ama Nasrettin Hoca şeyi bir duruşu. Bir var. Avrupa'da Noel Baba oluyorum, orada Nasrettin Hoca. Çocuklar Noel Baba, Noel Baba diye şeylerde çarşıda. Şimdi ben bizim balık hafızalı toplumumuza, aydınımıza, gazetecilerimize, yazarlarımıza bayılıyorum tabii. Yani Türkiye'nin en muhafazakar partisi hangisiydi? Milli Selamet Partisi, Erbakan'dı. Erbakan'ın hemen hemen hiçbir konuşmasında, benim anımsadığım kadarıyla, yanılıyor olabilirim, unutmuş olabilirim, şeriat tartışması hemen hemen hiç olmadı. Yok, girmedi o konulara. Milli nizam falan şeriattan kapatıldı ama yani Erbakan'ın konuşmalarında yoktur bu. Kimde başlıyor Erdoğan'ın partisinde 12 Eylül'den sonra bu şeriat tartışması parti içerisinde? Sene 1994, Hulki Cevizoğlu Ceviz Kabuğu programında hazinesini ağırlıyor. Arayan belediye başkanı 94 yılında Recep Tayyip Erdoğan, hazinesine söylediği de şu: ben Müslümanım, Müslüman olarak da şeriatçıyım, öyle olmam da gerekiyor. Hazinesinde diyor ki, ben sizin şeriatçı olmanıza karşı değilim ama Türkiye Anayasası'nın ikinci maddesi Türkiye Devleti'nin laik olduğunu söyler, o yüzden şeriata karşıdır. Siz de bir yönetici olarak, ben şeriatçıyım, şeriatla ülke yönetirim gibi şeyler söyleyemezsiniz. Çok istiyorsanız anayasayı değiştirecek gücü bulur ve anayasa değiştirirsiniz. Ülkeyi şeriatçı haline getirirsiniz diye bir ciddi, böyle bir 20 dakikalık falan bir tartışma var aralarında. Erdoğan ilk şeriat lafını 94'te söylüyor. Ondan sonra AKP'yi kurduktan sonra gene balık hafızalı toplumumuz bunu unuttuğu için bazı arkadaşlarımız Türkiye'ye gelmiş geçmiş en demokrat başbakan diye Erdoğan'ı destekliyorlar. Bu arkadaşlardan bazıları bugünlerde Türkiye nasıl böyle bir dinci, bir dindar bir ülke haline geldi diye mesajlar gönderiyorlar şimdi. Kendi oy verdikleri kişiyi sorguluyorlar şu anda. Nasıl böyle oldu diye. O yüzden Türkiye'de Erdoğan durup dururken bunları söylemiyor. Ama ne zaman söylüyor bunu? Başkan olup yavaş yavaş kendi kafasında parti başkanlığı ve ülke başkanlığı düşünmeye başladığı 94'ten itibaren. Mesela il başkanı iken ya da ilçe başkanı iken böyle bir şeyi yok. Kendi arkadaşlar arasında belki vardır ama böyle bir açıklaması yok. Belediye başkanı iken söylüyor ve şimdi ilk defa Erdoğan, ya 28 Şubat vari bir takım şeyler oluyor demeye başladığında şeriatı da beraberinde konuşmaya başlıyor. Bu nasıl bir ilişki? Erdoğan hiç darbeyle bağlantılı, ya darbe mi geliyor, beni mi indirecekler diye bir şey şimdiye kadar hiç söylemedi. O yüzden ilk defa böyle bir sıkıntısı var Erdoğan'ın. Erdoğan kendisinin Batı, NATO, Avrupa Birliği tarafından artık istenilmediğini, derin devlet içerisindeki NATO'cu grubun, Batı'cı grubun tekrar ciddi bir şekilde güç kazandığını farkında. O yüzden ben bir takım şeyleri bugünlerde endişeyle izliyorum. Ne gibi? Ne tür şeyler? İşte namaz kılan bir insanın namaz kılarken öldürülmesi, namaz kılarken öldürülüyor. Bu bir uyuşturucu müptelasıymış falan filan. Bunlar falan. Diyarbakırlı hani bir hocanın. Diyarbakırlı hoca işte, derviş gibi anılan. Benim de şahsen
bir kere tanıştığım, sohbet ettiğim birisi. Durup dururken ısınmak için arabasına alınan bir kişinin şoförü öldürmesi. Pala denilen işte o gezide palalı dedikleri adamın birdenbire, bunların hepsi 3-4 gün içerisinde olan olaylar. Kilisede bir insan öldürülmesi, bir şeyler gene Erdoğan'ın 28 Şubat vari demesiyle beraber birleştirdiğimizde Türkiye gene tehlikeli bir noktaya doğru, yani zaten tehlikeli içerisinde Türkiye'de, o noktaya doğru gidiyor. Türkiye'de bir şey hep yanlış tartışılıyor diye düşünüyorum ben. İslamiyet açısından, ki siz İslamiyet'i benden daha iyi bilen insanlarsınız. Türkiye İran'a mı benzeyecek, Arabistan'a mı benzeyecek, işte şuna mı benzeyecek, buna mı benzeyecek diye tartışılması gereken en son İslamiyet'e inanan toplumun olduğu bir ülke. İslam ülkesi demiyorum çünkü değil. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Türklerin ve Kürtlerin Şaman ve Zerdüş dilinden gelme İslamiyet'e bir türlü esasında tam anlamıyla alışamama gibi bir durumları var. Türkiye'de bizim muhafazakar zannettiklerimizin esasında çoğunun muhafazakar olmadığını bilmemiz gerekiyor ama bunu yüzleşemiyoruz. Neden? Yanılıyor olabilirim. Bana göre muhafazakarlık ya da muhafazakar olmak için o dini gerçekten bilmen, bildiğin şartları yerine getirmen, ona göre hareket etmen gerekir. Biz her kapalıyı, her cahili, dinini yeteri kadar bilmeyen herkesi muhafazakar diye kaydediyoruz. Dinini yeterince bilen adam muhafazakar olmak zorunda mı? Yani ben hani elinden geldiğince dini konusunu okuyan, yaşamaya çalışan ama liberal bir zihniyete sahip bir insanım. Ben muhafazakar mıyım yani şimdi? Onu bilemem. Yani senin özel yaşamını bilmem ne, bir sürü şey gerekiyor bunu. Yani sen üzerinden gidersem. Ama Said'in söylediği laf çok önemli. İşte benim dayım dedi, halam dedi, teyzem dedi, şu dedi, bu dedi, annem, babam, dedem dedi. Muhafazakar ama şeriat istemiyor. Biz her muhafazakarın şeriat isteyebileceğini, öyle yaşamak isteyebileceğini zannediyoruz. Türkiye'de dini tartışmak çok zor. Çünkü dini bilen insan sayısı az. Evet. O yüzden ben atıyorum... Senin üzerinden demin sorduğun soru üzerinden, senin üzerinden Türkiye genellemesi, Türkiye'nin sosyolojisi üzerinden bir şey söyleyemem. Yani her senin gibi insan çok az çünkü. Yaşamak isteyenin yani illa muhafazakar kalıba sokmak da yani böyle bir şey yok. Neyse biz başka bir tartışmaya doğru buradan ilerliyoruz. Şimdi Erdoğan'ın vakitte ilerliyor, yayının sonuna doğru geliyoruz. Ama bu Erdoğan'ın ilk defa bir şey değil. Çıkış aradığı, kendi çapında çıkış aradığı ve başa doğru gitmek istediği yerde, çünkü Erdoğan şunun farkında artık. Erdoğan 2005'lerdeki 2007'lerdeki gibi vay be Erdoğan'a bak, Avrupa Birliği Erdoğan, enflasyon Erdoğan, Türk lirası dolar Erdoğan, işte şu bu işte yıllık gelir, hasla bilmem ne Erdoğan. Bunların hiçbir tanesi yok artık. O yüzden bir takım eski günlerine dönüp bir çıkış arıyor. Onu da kolay kolay bulamıyor diye düşünüyorum. Tutacak mı bu sefer de şeriat açıklaması? Bence Erdoğan bitti artık. Bitti. Erdoğan çok önceden bitti. Erdoğan Avrupa Birliği'yle beraber ve 7 Haziran seçimleriyle beraber iyice bitti. 7 Haziran seçimlerinde HDP'nin 80 milletvekili çıkartması, MHP'nin 80 milletvekili çıkartması, birinin bir kenara atılıp TÜKAK'a diye kötülenmesi, öbürünün Erdoğan'ın kurtarıcısı ve derin devletin kurtarıcısı olarak ikinci hükümet ortağı yapılması, bunların hiçbir tanesi
durup dururken olmuyor. Aynı bugün işte bir takım cinayetler, Allah Allah bu da mı oldu, şu da mı oldu? Namaz kılarken insan öldürme, vay be bunu da mı görecektik? Bunu da mı görecektikleri biz çok yaşadık. Peki Ahmet Nesin, son olarak şunu sorayım size, yani bu konuyla alakalı. Şimdi bütün o cinayetleri siz alt alta sıraladınız ya, işte kilisedeki olayı da işin içine katarak ve Erdoğan'ın 28 Şubat vari açıklamasını da bunun yanına koydunuz. Türkiye bir yere doğru gidiyor dediniz. Kim bir yere doğru götürüyor? İki tarafta götürebilir. 15 Temmuz gibi. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi var. O darbe girişimine karşı önceden haberdar olan hem Erdoğan hem Ergenekon grubu var. Bekliyorlar ki onların darbesini yenecekmiş gibi kendi darbelerini yapsınlar ve yaptılar. Hı hı. Yani 15 Temmuz'da biz darbeden kurtulmadık. Bir darbeye karşı çıkarken diğer darbecilerin darbelerinden karşı karşıya kaldık. Peki. Aynı zaman şey olabilir şu anda. İki gruptan bir tanesi bir bakmışın Erdoğan Ulu Tanrı gibi bir sisi, bir titi kiki neyse artık öyle gelecek. Ya da Erdoğan Türkiye'deki siyasi hayatının bittiğini görecek. Oraya doğru gidiyor Türkiye diye düşünüyorum. Hı hı. Peki Seyit Sefa, bu konuya ilaven var mı? Ya Erdoğan bitti gibi yorumlar yapılıyor ya. Psikoloğa gitmiş bir adam da, yani darıdan, tavuklardan çok korkuyorum demiş. Tavuk korkusu, tavuk fobisi var bende demiş. Psikolog, ben her türlü fobiyi duydum ama demiş, tavuk fobisi ne ya demiş. Yani tavuktan korkmak ne yani demiş. Sonra adam aslında tavuktan korkma nedeninin kendisini darı zannetmesi olduğu ortaya çıkmış. Kendini darı zannettiği için haliyle tavuklardan korkuyormuş, yani darıyım ve beni yerler diye. Sonra gel git psikolog adama darı olmadığını adamı inandırmış. Sonra adam yine ben korkuyorum demiş, yani tamam ben darı olmadığımı biliyorum ama tavuklar biliyor mu? Doktor da tavuklar bir ikna et. Şimdi Erdoğan bitti bitmedi falan bunu biz biliyoruz ama bunu ona oy veren seçmen biliyor mu yani? Hakikaten Erdoğan bitmiş bitmemiş. Yani bitmeyi neyle tanımlayacağız biz? Bir siyasi parti liderinin bitişi oy oranındaki dramatik düşüşle ortaya çıkar. Hastalığıyla çıkmaz, kambur yürümesiyle çıkmaz, Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa ülkelerinin Amerika'nın kendisini istememesiyle çıkmaz, içerideki böyle bazı yapıların, muhalif kesimlerin homurdanmasıyla ortaya çıkmaz. Dolayısıyla hani bu pencereden baktığımız zaman ben şahsen herhangi bir bitiş görmüyorum. Yani bu bakış açısı biraz önemli. Nereden baktığımız ya da kimin zaviyesinden baktığımız önemli biraz işe. Bir de şey var, adam yaşlanıyor artık, hastalığın da etkisi var. Yaşlanıyor adam, bitiyor. Hani bir de yani sürekli şöyle şeyler, işte Erdoğan kalemini kıracaklar zamanı geldiğinde falan. Ya yani Azrail de mi NATO'cu, Azrail de mi derin devletçi? Yani Azrail'i mi bekliyorsunuz? Yani Azrail gelecek, ölünce kalemi mi kırılmış olacak? Yani neyin kalemi kırılacak? 22 yıldır iktidarda devam ettiriyor iktidarını. Erdoğan'ın peki 28 Şubat vari açıklamalarını nasıl okumak lazım? Aynı okumak lazım. Aynı şeriat açıklamasıyla aynı şekilde okumak lazım. Gelin bana destek verin. Farklı vesayetçi yapılar var. Bu vesayetçi yapılar gelirlerse dini elden alacaklar. Bunu, bu korkuyu tekrar yeniden kendi tabanına yayma korkusudur. Yoksa Erdoğan bilmiyor mu TSK'da kimse kendisine darbe yapamaz? Hiç kimse yapamaz Erdoğan'a darbe. Erdoğan'a darbe nasıl olur biliyor musunuz bu saatten sonra? Nasıl? Erdoğan'a darbe yapacak olan insanlar, Erkan Bey işin şakası kalmadı. Eğer Erdoğan'a darbe olacaksa tanklar sarayı yıkmalı. Erdoğan'ı sarayın önüne asmalılar ya da kurşuna dizmeliler. Böyle bir yapı, böyle bir şey yok. Yoksa bir gece yönetime el koyarız, darbe yaparız. Böyle o tip darbeyi yapamazsınız artık. Öyle bir şey yok. Darbenin bile olabilecek en makul seviyesi ortadan kalkmıştır. Bunun haricinde Erdoğan'a nasıl devireceksiniz? Kim yapacak bu darbeyi peki? Kim yapabilir? Ne TSK, ne emniyet, ne MİT, ne içinde böyle bir güç, böyle bir yetki, böyle bir şey yok. Yapabilecek böyle bir bütünlük yok, bütünlük. Eskiden yapılırdı. Amerika işin arkasında olurdu genelde. Avrupa destekçi olurdu.
NATO'nun bütün Gladio yapılanmaları da harekete geçirilirdi bir şekilde. Ve bir bütünlük de olurdu zihniyette, TSK içerisindeki zihni yapılanmada. Ve darbe olurdu. Bizim çocuklar başardı denirdi ondan sonra. Şimdi hiçbir evet. açıdan hiçbir şekilde bir bütünlük de söz konusu değil ki darbe yapacak olan şeylerin içerisinde. Bir grup, bir yapı, bir hücre de çıkıp darbe yapamaz. Evet, toparlayalım. Yani işin özeti Erdoğan bitmiş değil. Henüz. Evet. Ahmet desin soru deme, söz savunmanın diye niye bana söz vermedin deme, izleyiciler de bana kızmasın, söz vereyim, söz savunmanın. Sonra da haftanın geyiklerine geçeceğiz. Ben Türkiye suçlama yok ki savunma olsun yahu. Ya ama katılmadın Ahmet Nesin iddialarına. Katılmak zorunda mı ya? Olur mu koca Ahmet Nesin ne demek yani? Ne demek yani? Var mı öyle ya? Ülkelerin, Erkan Bey, katılımcı demokrasiyi tamamen yanlış anlamışsınız. Onunki hemfikirci demokrasi. Evet. Türkiye gibi ülkelerin başbakanlarının ya da bizdeki gibi dünyada bir tek bizde bulunan tek adamlarının hiçbir zaman kendi başlarına ülkeyi yönetmediklerini, yönetemediklerini bu sistem içerisinde bildiğim için Erdoğan'a karşı kimse şunu da yapamaz, bunu da yapamaz laflarını çok ciddi almıyorum. Bu sadece Erdoğan'la bağlantılı değil. Bu Türkiye'nin Osmanlı'dan sonra bir harita çizilip sen burada oturacaksın dendiğinden beri bu böyle. Yani işte Dersim'e karşı ben bu kadar büyük bir harekete girmem başbakan olarak diyen İsmet İnönü'nün bir gece başbakanlıktan alınıp yerine Celal Bayar'ın başbakan olarak getirilmesi, Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığından beraber Dersim 38 hareketinin yapılması ne kadar böyle bir sistem olayıysa, Adnan Menderes, daha önce konuştuk bunu, Morrison denilirdi Demirel'e. Tansu Çiller Amerika'ya gitmişti, Turgut Özal Amerika'ya gitmişti, Ecevit'in Amerika'da eğitim var. Aklınıza gelen Turgut Özal'ın Amerika gezisi var. Erdoğan'ın belediye başkanlıktan alındıktan sonra hiçbir şey değilken Amerika ve Beyaz Saray görüşmeleri var. O yüzden bu global sistem ve burjuvazi, Türkiye'deki global sisteme bağlı burjuvazi artık karar verdiğinde o ülkede hiç kimsenin zannettiğiniz gibi ne darbe döneminin başbakan yardımcısı Turgut Özal'ın ne Türkiye'nin tek adamı Erdoğan'ın en ufak bir gücü bile kalmaz. Birden ne olduğunu şaşırır gider. Peki. Bu da bu her zaman böyledir yani. Biz belirleyemiyoruz. Bu halkı nasıl ikna edeceksin? Trump'ı seçti Rusya ile beraber. Amerika gibi bir ülke bir sistem oyunuyla davaları oldu. Damatlar yargılandı. Yani halkı ikna etmek işin en kolay tarafı mı? Bizde de hiç kimse yargılanmaz böyle bir üç kağıtla. Kedi bu sefer yan komşunun trafosuna girer. Bu kadar basittir. Yok, halkın iknasında sorun yok. Ama halkı ikna edebilecek ya da darbe yapılacak ya da devirebilecek bir güç yok. 22 yılda çok şey değil. Sıfır partiye %34 veren bir halk, sıfır partiye hiç siyasetçi değilken %7.2 veren ve Erdoğan'ın 132'yle tek başına iktidara gelmesine neden olan iki aynı seçimde Cem Uzan, Erdoğan, meclise giremeyen 3 tane önemli parti. Evet. Bunların bana hepsinin halkın demokratik oyları olduğunu kim söylerse söylesin. Sadece 28 Şubat postmodern darbesinin etkisiydi zaten, bu bilinen bir gerçek ki. Hem ekonomik kriz patladı hem zaten en demokratik şehirden denilen İzmir'de Cem Uzan en yüksek oyu aldı. Evet.
Yani onlardan yana problem yok. Ama zaten o şartlar oluşturularak yapılıyor bu. Ben o oluşmuş şartları... Ama işte o şartları Erdoğan oluşturmuyor. 28 Şubat yapın diye Erdoğan şey yapmıyor. Erdoğan'ı hazırlıyorlar. Sen geleceksin. Biz bunları yapıyoruz. Sen oturacaksın buraya diyorlar. Da başkasına şey diyorlar. Cem Uzan'a şey... diyorlar ki sen bunları yapacaksın. İktidara gelmişsin. Hayır. Ama şu kadar paranla da git Paris'te yaşa kardeşim. Peki. Yani aynı şeyleri söylüyoruz, farklı sonuca varıyoruz. O zaman iktidarı değiştirebilecek kadar güçleri vardı ve de Türkiye'de o yapıları vardı. Şimdi o yok. Yani Erdoğan'ı devirebilecek bir ne sosyal hareket başlatabilirler, ne siyasal bir kriz, ne askeri bir kriz çıkarabilirler. Böyle bir durum. Dolayısıyla çok paradigma değişiklikleri oldu. İkincisi ve de en önemlisi, zannedildiği gibi Amerika ya da Avrupa Erdoğan'dan şikayetçi değil. Peki. Yayını bağlayacağız. Çünkü her Ahmet Nesin, Seyit Safalı programlarımıza programı ben bir türlü bitiremiyorum. Yani muhabbet alıyor götürüyor ama programı da bitirmemiz gerekiyor bir yerde. Haftanın geyiklerine geçmek istiyorum. Ahmet Nesin, geyik var mı evde? Bu sefer var ya. Çok iyi. Şimdi İstanbul ve Ankara'nın iki tane önemli AKP adayı var. Birincisi Turgut Altınok. Çok önemli bir saptamada bulunmuş. Demiş ki Mansur Yavaş vatandaşın parasını vatandaşa veriyor. Evet. Muazzam bir tespit. Evet, şikayet etmiş. Büyük bir olasılıktan Turgut Altınok Erdoğan'dan borç isteyecek, o parayı dağıtacak herhalde. Vatandaşın parasını dağıtmayacak. İyiydi, bu aklı başında söylenecek parası... bir laf değil. Bu neyi kastetmiş burada? Ya işte ne diyorum? Bana gülümsüyorlar. Erdoğan aday bulamıyor. Konuşabilecek, bir şey icra edebilecek aday bulamıyor. İşte yumuşak ye yazmayı bir türlü öğrenemedim diyen, İngilizce yüksek lisans vermiş Bilal Yıldırım'dan daha beterleri çıkıyor karşımıza. Bu konuşmayı yapıyorlar. İkincisi de Hakan Bayrakçı var ya, Ahmet Hakan'ın kankası. Her akşam ekranda. İstanbul'da seçim İmamoğlu ile kurum arasında geçecek demiş. Bunu anket sonrası mı öğrendi yoksa vahiy mi indi bilemiyorum. Büyük resmi görmüş. Büyük resmi görmüş. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Ahmet Hakan programı olduğu gibi değiştirdi. Nasıl bu... değişti? Ya şaka söylüyorum. Sen de burada adam sırf analiz ya. Adam tespiti yapmış. Evet. Başka var mı Ahmet Nesin? Ya bir tane daha var. Erdoğan prompter'dan okuduğu için bugünkü konuşmasında şey dedi ya. Biz belediyelerde bundan sonra teknolojilere çok önem vereceğiz dedi. Teknoloji. Teknoloji. Hayır, dil sürçmesi konuşurken olur bu. Okuduğu için böyle yaptığı için yanlış yazılmış, yanlış yazan yandı. Teknolojik bir hata olmuş. Teknolojik bir hata. Yani ne görüyorsa onu okuyor. Evet, ne görüyorsa onu okuyor. Çünkü o anda zekası yok. Bunlar hakaretli havası açar mı bilmiyorum. Yanlış yazmışlar, bunu düzelteyim. Kıvraklığı yok Erdoğan'da. Ya da beyin kendi kendine tamamlamıyor. Normalde beyin tamamlar biliyorsunuz yanlış kelimeleri. Tabii canım, aradan harfleri çıkartan İngilizler bunu ilk defa onlar yaptılar. Bütün şeyi okuyorsun. Tersten yazılıyor. Ben denedim, çok rahat okuyorum. Evet. Peki. Ama bunun için okuma yazma bilmek, okuma yazmayı sevmek gerekiyor. Peki Sayın Sefa. Ya bu vatandaşın parasını vatandaşa dağıtma meselesi, yani aslında şey diyor, yani Mansur Yavaş'ın yaptığı bir şey yok. Bir de sizin paranızı size veriyor. Hani bunu diyor. Sanki diğer belediye başkanları ceplerinden dağıtıyormuş gibi. Abi bütün devlet bunu yapıyor ya. Tabii ki. Yani sanki Erdoğan cebinden dağıtıyor. Erdoğan bütün her şeyi millete o cebinden veriyor parayı gibi. Orada alışık olmadıkları şey, vatandaşın parasını yemiyor olması Mansur Yavaş. Çünkü alışık olmayan durum bu. Vatandaşın parasını normalde kendileri yer. Yani AKP'liler, AKP belediye başkanları falan, Melih Gökçe'yi biliyoruz. Onlar yerler. Ama vatandaşa verilmez. Evet, doğrusu bir ilginç yani. Vatandaşa verilmez. Onun herhalde şokuyla
tam bilmesi gereken yer bellidir. Uzaya adam fırlatma meselesi benim için çok geyik bir mevzu. Yani parayla verdiğinizde herkesi gönderebileceğiniz bir şeyde uzaya adam gönderdi. Fırlattılar adamı uzaya, 3 gün sonra unuttular. İşin şey tarafı o. Yani o kadar böyle ayyuka çıkardılar, çok algı yaptılar, o kadar reklam yaptılar. 2 gün sürdü bütün reklamlarına, bütün her şeyine rağmen. 2 gün sonra yani biraz daha, bir hafta daha kalsa adam orada unutulacak. Lan biz birini göndermiştik ama yani ne zaman gelecekti, gelecek miydi, göndermiş miydik demeye başlayacaklar. Oradan haber gönderiyor işte, annemi özledim, çünkü, şu yemeği özledim falan gibi. Evet, Türkiye'de çünkü her şey çok hızlı değişiyor. Ve Türkiye inanılmaz bir algı canavarına dönüşmüş durumda ve algılar yetmiyor. Bakın ben size çok öyle, yani şimdi geyik değil elbette ki, asla geyik olacak bir şey değil, hatta savaş çünkü. Şu basit bir şey söyleyeyim mesela, ölen askerler artık yok gündemde mesela. Yok yani, doğum gün olmadı. Tabii. Yoklar bitti. Yani, yoklar, bitti. Bitti. Ya bitiyor her şey, uzaya adam fırlatıyorsunuz bitiyor. Felaketinden en iyisine kadar. Uzaya adam fırlatma meselesi diyelim ki en coşkulu hükümetin yaptığı propagandaydı. Şimdi indiğinde görsem o coşku, verecek coşku indiğinde Türkiye gelişi falan. Yine biter. Bütün Türkiye'yi yine biter. Gezdirirler. Fark etmez, yine biter. Yok, 2 saatte biter yine. Yani yemiyor. Yani böyle o algıyı o kadar yüklemişler. Halka her gün bir şey gibidir. Algılarla yönetmek, bir toplumu uyuşturucuyla yönetmek gibidir. Ve uyuşturucunun dozunu her zaman arttırmak zorundasınız. Çünkü bir saatten sonra artık bağışıklık kazanıyor. Şu an algıya bağışıklık kazanmış. Yok, kesmiyor. Neyse, 14 gün kaldı ve döndü. 14 gün içerisinde nasıl bir bilimsel deneyler yaptıysa geldi. Mesela İsveç, bizim İsveç'ten de mesela birisi astronot var giden, benim bulunduğum ülkeden. Adam 3 ay kalacak. Bizim İsveç'ten de diyor. Ha, 7 yıl oldu artık. Bizim İsveç'ten de adam 3 ay kalacak orada, bilimsel çalışmaları deney falan. Deney yapıldı, bilimsel çalışma mı bilmiyorum ama güzel bir deney yaptı. Bilimsel çalışma mı değil mi onu sizin takdirinize bırakayım ya da izleyenlerin, ama deney yapıldı. Ne deneyi? Namaz kıldı orada. Dolayısıyla da muhafazakar kitle, işte Erdoğan'ın kitlesi için bir deneydi o. Uzayda bile namaz kılındı. O deney yapıldı. Bunu bile söyleyecekler yani. Bu da Ahmet Nesin'e kapak olsun. Adam namazını kıldı uzayda orada işte. Uzayda namaz kıldıran lider oldu Erdoğan. O deney yapıldı. Bakalım bu deneyin ne kadar etkisi olacak. Geliyor burada şimdi Ahmet Nesin konuşuyor işte. Yok şöyleydi, böyleydi. Ama bak, çıktı namazını kıldı. Ya. Ama Allah'a en yakın İnsanda o oldu yani, Erdoğan olamadı. Ya Allah uzaydı mı ya? Şimdi bir deneydi yani, hakikaten her yerde. Hep yukarı kaldırılır ya el, o yüzden ben birden uzay dedim. Şimdi bu uzaya gönderilen, fırlatılan adamın ikinci bir deneyi de şeydi zaten, biliyorsunuz. Önce istiklal göklerdedir diye bir açıklama yaptı. Önce bir Kemalist Camii üzerinde güzel bir deney. Sonra bir namaz kıldı. Dindarlar üzerinde bir deney. Yani yapıyor. Yani para verilen herkesin gidebileceği bir şeye böyle bir deney yaptığı olarak 13 deneyden bir tanesi de uzayda canlı, deney derken araştırmadan bir tanesi uzayda canlı var mı noktasında bir araştırma. Çıkıp bir bakmıştır sağa sola, yoktur. Ya belki çıkmadı yani. Uzay üstünden çıkmadı, pencereden çıkmadı ya, bakarak. Nereye çıkıyorsun ya? Nereye çıkıyorsun? Uzayda canlı var. Nereye çıkıyorsun değil, nereye çıkartıyorlar? Kimi çıkartıyorlar öyle? Şimdi şey güzel olur ama yani. Düşünsenize dönüp gelip, evet uzayda canlı var, biz gittiğimizde mekikte insanlar vardı. Bana Erdoğan'ı sordular diyebilir mesela. Bir tane ha, uzaylılar geldi, Erdoğan'ı sordular bana. Tabii canım, öyle birisi çıkmış televizyona, neyi sormuşlar? Selamünaleyküm diye başlamış uzaydan gelen. Öyle birisi anlatmıştı. Peki SSF başka var mı? Yok. O zaman benim ikilerde zaten bir kısmını Ahmet Nesin sağ olsun patlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir açıklaması vardı. Eğitim konusunda şu an birçok ülke tarafından örnek gösteriliyoruz dedi. Türkiye Milli Eğitim'in hali açısından öyleymiş. Oradan öyle gözüküyormuş bakanın gözünden. Faruk Koca, biz onu yayında Ahmet Nesin onu patlattı ama hakeme yumruk atan Ankara Gücü'nün başkanı, sahaya girip tekme tokat girdiği, işte bu adam net söylüyorum Türkiye'de futbol kültürü yok dedi. Haklı adam, boks kültürü var, tekvando kültürü var. Bu da bunun gibi bir şeydi. Peki o zaman yayınımız bitti. Teşekkür ediyorum. Haftaya değil, bir sonraki yayında tekrar görüşmek dileğiyle.